Elazığ mükemmel. Güzel bir yer. Kıymetli Hazirat, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Altınöz Bey, çok kıymetli federasyon başkanlarımız, sayın dernek başkanlarımız, kanaat önderlerimiz, ilçemizin güzide basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Kısaca programı arz etmek istiyorum. Öncelikle siz değerli başkanlarımıza bir söz vereceğiz, hem tanışma hem de dilek temenni için. Akabinde ilçe başkanımız Onur Dolar Bey'in selamlama konuşması, akabinde genel başkan yardımcımız Mehmet Altınöz Bey'in siyasi konuşmaları, akabinde programımızın nihayetine erdireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığı ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sırayla sözü dernek başkanlarımıza, siz değerli kıymetli misafirlerimize vererek programı başlatıyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arif Şengül, cümleden hayırlı sabahlar. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekiliyim. Başkanımızın da işlerinden oraya gelemedi. Selamları var, Mehmet Çakır'ı. İstanbul Çankaya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanıyım. 68'den beri Zeytinburnu'nda ikamet ediyoruz. İnsanları seviyorum, yaşamayı seviyorum. Gönülden olsun her şey diyorum. Tekrar hayırlı sabahlar. Bu kahvaltıda bizleri onunla birlikte genel başkan yardımcılarız. Genel işe başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın selamlar, hepiniz hoş geldiniz. İlmankaya İstanbul Mardinler Dernek Başkanıyım ben.
Sayın Onur Başkanıma bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ben Abdülgafur Turan, Afganistan STK'ları Birlikleri Torun Başkanı. Aynı zamanda Türkistan İlleri Derneği Başkanı. Biz Afganistan Türkleriyiz. Afganistan'da olup bitenleri herkes biliyor. Bunları yakından olan partimizde takip ediyorlardır. Bu konuda da inşallah konuşmalar olacak. Biz de sabırla dinliyoruz. Bu kahvaltı programı yapılmasından ötürü Sayın İlçe Başkanımıza ve teşkilatına teşekkür ediyoruz. Bizi Zeytinburnu'nu ziyaret etmeleri, bizim sohbetlerimizi, dileklerimizi dinlemek için geldikleri için Sayın Başkan Yardımcımıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum. Amin. Zeytinburnu Kahramanmaraşlar Devleti'nin başkanıyım. Bu güzel sofrada bizi bir araya getiren yeniden Refah Partimizin ilçe başkanı Sayın Onur Doğru ve yönetim kuruluna huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Selamünaleyküm. Çağatay Bilgiler Dernek Başkanı İsmail Çetin. Hayırlı olsun. Çok kıymetli hazırım. Kastel Kastamonuların Ayrışma Derneği Zeytinburnu Şube Başkanı Hakan Kuzuhamet. Öncelikle bu programı organize eden Zeytinburnu İlçe Teşkilatı Başkanı Onur Dolar Bey ve başta olmak üzere tüm ilçe teşkilatına bu program için teşekkür ederiz. Çok güzel, çok kıymetli dernekleri bir araya getirmek adına çok olumlu bir program olmuş. Tekrar bir sofrada bir araya geldik. Daha nice programlarda inşallah Zeytinburnu Cami Yosol olarak bir araya gelmek dileğiyle diliyorum. Teşekkür ediyorum sana Sayın Genel Başkan Yardımcısına da kahvaltıda bulunduğuna ötürü. Teşekkürler, afiyet olsun, hayırlı günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de Azay Derneği Zeytinburnu Şube Başkanıyım. Mehmet Başkanım'da bir talebim var. Mümkünse talebim. Ya başkanım, şimdi genel başkan Fatih Erbakan gerçekten siyaset ciddiyet ister ama biraz böyle gülümsemesini biz talep ediyoruz. Sonuçta siyaset gerçekten ciddiyet ister. Ama dediği gibi yani ciddiyeti insanlara karşı gülerek yapsa dostane daha görünür diye düşünüyorum. Yani babaya biraz benzerse daha iyi olur. Benziyor ama o kadar değil. Gülümsesin bizim istediğimiz tarihimiz. Aslında genel başkanımız gülümse çok da esprilerdir ama yani belki sizin seyrettiğiniz anda denk gelmiyor. Ya izliyorum bu şanatçası. Yani jürelerine de katılıyorum bu söylediklerim de çok çok doğru ama dediğim gibi yani biraz esprili olsun. Biraz daha hoş olacak. Teşekkür ederim başkanım. İletirseniz sevinirim. Saygılar. Onur başkanım teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Herkese de iyi sabahlar. Uluslararası Afganistanlı Kadınlar Derneği Başkanı Berna Safa. Böyle bir organizasyonda bizleri buluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar. Süleyman Dağ, Ters Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Davat Program için ilçe başkanımız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Öncelikle Onur Başkanım ve ekibine bu güzel davetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan yardımcımıza da hoş geldiniz diyoruz Zeytinburnu'muza. İsmim Yaşar Güler, Zeytinburnu Türk Yarışmalar Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda İstanbul Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığı yapmak kaldırılmaktayım. Yine buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte Zeytinburnu'nun omurgası burada olduğu için burada da sizin söyleyecekleriniz bizler için, buradaki insanlar için önemli olduğu için öncelikle tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. İzgi Şengül, Zeytin Burası Sivaslar Dernek Başkanıyım. Öncelikle bu yapmış olduğunuz program için Onur Başkanınıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz çalışmalar için de başarılar diliyorum. Herkese hayırlı sabahlar. İsmim Recai Memiş. Zeytinburnu Orduları Dernek Başkanı, Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktayım. Bu programı hazırlayan Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamda STK'ları buluşturduğu için kendisine hasreten teşekkürlerimi arz ediyorum. Bugün burada bizlerle beraber olan Genel Başkan Yardımcımıza da teşekkür ediyorum, hoş geldin diyorum. Sosyoloji, Türkiye emekli fen kuruluşlarından bir yönetim kurulucusu. Aynı zamanda Zeytinburnu'na faaliyet gösteren Diyabetliler ve Engelliler Derneği yönetim kurulucusu, başkan yardımcısıyım. Başkanımız Uşan Örneğin, hepimize selamları var kendisi İstanbul dışında olduğundan dolayı. Ayrıca size bu davetinizden, gelenlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hayırlı sabahlar. Kadir Şengül, Zeytinburnu Yaşlılar ve Kimseler Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Özellikle Onur Başkanımıza ve teşkilatımıza bu kahvaltı programını düzenlediği için çok teşekkür ederim. Mehmet Başkanım, sizler de hoş geldiniz aramızda. Hayırlı sabahlar. Ömer Geldenler Başkanı İhsan Bey. Bize bu organizeyi yaptığın için Ömer Başkanı'na ve Yeni Refah Partisi'ne teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Türk Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşları Platform Başkanı Aslan Türkmen. Bize bu sabahleyin bu organizasyonu yapan Sayın İlçe Başkanımız Onur Dolar'a ve ekibine, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza aramıza katıldığı için teşekkürlerimizi belirtmek isterim. Sağ olun efendim. Abdülselam Müftüoğlu, Dünya Fon Atıkları Dernek Başkanı. Teşekkür ederim. Cümleten selamlar hep. İsmim Fehim Işık. Afganistan Türkmenleri Sosyal Yardımcı. Bu organizeti hazırlayan Sayın İlçe Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ömer Bey de uzaktan gelip bizleri bir memnun ettiği için, dinlendirmek için geldiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Selamun Aleyküm. Celal Kahraman, 1956 İstanbul doğumluyum. Aslında Doğu Türkistanlıyım. Ama doğma büyüme İstanbulluyum. Bizim buraya göç edişimizin bu sene 70. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sayın İlçe Başkanımıza bu güzel bir organizasyonu tertip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcısına da hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım, biz Doğu Türkistan göçmeni olduğumuz için bizim sorunumuz Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız, ırktaşlarımız, dindaşlarımızın durumu ne olacak? Bu konuda partimizin fikrini öğrenmek istiyoruz. Ayrıca yaklaşan 2023 seçimlerinde Genel Başkanımızın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nın net fikirlerini bugüne kadar anlayamadık. Birkaç şekilde ifadede bulundu. Net bir şekilde öğrenebilirsek memnun olacağız. Ben Kazak Türkleri Vakfı'nın kurucu ve şu anda da başkanıyım. 1986'da kurulmuş olan vakfımız belki de şu andaki burada bulunan derneklerden çok daha eskidir. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Ben Doğu Türkistan Mağarık ve Dayanışma Derneği Başkanı Vekiliyim, Abdullah Erfer. Bu programını takip eden Onur Başkanımıza ekibine teşekkür ederim. Sağ olun. Selamünaleyküm. İsmim Tibet Yüce Türk. Doğu Türkistan Genç Derneği'nin onursal başkanı. Aynı zamanda Doğu Türkistan Mağarık'ını temsil ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Genel Başkan Yardımcımız. Onur Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Selamünaleyküm.
Enam Kamil Basrali, Bildiş Rus Safir Devlet Başkanı, öncelikle Başkan Başkan Yardımcıları ve STK Başkanları hepiniz hoş geldiniz. Organizayı yapan başkanım ve teşkilatlarına teşekkür ediyorum. İşiniz rast gele Rabbül Alemin. Her daima işiniz rast gelsin. Hayırlı günler. Öncelikle hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben Mardin Dernek Başkanı Tuncay Akın. Bu organizayı düzenleyen ilçe başkanımız Onur Dolar ve ekibine çok teşekkür ederim. Afiyet olsun hepinize. Gülüşmeler. Araştırma ve Güçlendirme Derneği Başkanı, aynı zamanda Doğu Türkistan Dayanışma Derneği Başkanı Vekili. Hepinize afiyet olsun diliyorum. Sayın Onur Başkanımıza böyle güzel bir kahvaltı bizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah insanlığın kurtuluş reçetesi olan milli görüşlerinin yolunu açık etsin. Sayın Genel Başkanımız da hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ben Mardin Midyat Ortaca Dernek Başkanı Sufi Aslan ismim. Onur Başkanımız, ilçe başkanımız Onur Bey, başkanımız İsmail Bey'in daveti üzerine geldiğimiz için geldik. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İşlerinizde başarılar diliyorum. Herkese afiyet olsun. Selamünaleyküm adım Tahir Vatanoğlu, Doğu Türkistan Sümün Hükümeti Vekil olarak programı tutmaktan mutluyum. Böyle bir güzel bir program için mutlulara teşekkürler ediyorum. Afiyet olsun. Zeytinburnu Çınacı Mahallesi Solcu'ya Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Güngör Odacı ve Zeytinburnu Futbol Antrenörler Derneği Genel Sekreteri olarak geldim. Teşekkürler bu program için. İyi günler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü ilçe başkanımız Sayın Onur Dolan Bey'e teslim ediyorum. Cümleten selamünaleyküm. Çok kıymetli genel başkan yardımcım. İlçemizin birbirinden değerli sivil toplum kuruluşu başkanları ve ilçemizin yine genel basının değerli mensupları ve teşkilatımız çok kıymetli mensupları. Yeniden Refah Partisi Eğitimli İlçe Teşkilatımızın kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz buradaki kıymetli başkanlarımızla sık sık görüşüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Aslında buluşmalarımız o kadar sık ki derdimiz de ortak, onları da biliyoruz. Enerjimiz o yüzden birbirimize çok hızlı geçiyor. Çünkü hakikaten kıymetli genel başkan yardımcım, hepimizin derdi daha iyi bir Zeytinburnu, daha iyi bir İstanbul, daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya. Onun için mücadele ediyoruz. O yüzden Allah razı olsun, onlar bizi anlıyor, biz onları anlıyoruz. Tabii yeniden Refah Partimiz kurulduğundan beri bütün kıymetli başkanlarımızla iç içeyiz. Geçmişte gelen bir iktidar vardı. Biz her zaman kendilerini zikrettik. Biz genel başkanımızın ifadesiyle her zaman doğrunun iyinin yanında olacağımızı, takdir edeceğimizi, hiçbir şekilde bu takdir etmekten de gocunmayacağımızı ama yanlışı da kötüyü de her zaman düzelteceğimizi, bunu da sadece lafla değil projelerimizle, ekibimizle, kaynağımızı ortaya koyacağımızı her zaman ifade ettik. Kıymetli genel başkanım, tüm Zeytinburnumuzla ilgili biz her zaman zikrettiğimiz bir gerçek var. Bugün Zeytinburnumuzun sıkıntılarına baktığımızda aslında bir Türkiye, hatta bir dünya mozaiğinin sıkıntısını görebiliyoruz. Çünkü Zeytinburnumuz hakikaten zengin bir ilçe. Hem içinde barındırmış olduğu toplumlar açısından, hem de içinde barındırmış olduğu maneviyat açısından, hem de tarihsel bir zenginliği olması açısından da çok kıymetli bir ilçede bulunuyoruz. Biz kurulduğumuz günden beri gece gündüz sahalardayız. Bizim tespitlerimiz hakikaten masa başından yapılan bir tespit hiçbir zaman olmadı. Yani biz, affedersiniz, biz ekonomiyle ilgili olsun, dış politikayla ilgili olsun, iç siyasetimizle ilgili olsun, yapmış olduğumuz tespitler hakikaten bir masa başından söylenmiş, ifade edilmiş gerçeklerdi. Biz de sahada birebir halkımıza iç içe olarak onların dertlerini dinleyerek, onların sıkıntılarını dinleyerek
tespit ettiğimiz, almış olduğumuz verilerden her zaman söylemlerimizi oluşturduk. Hatta hep şu ifadeyi yaptık. Yani anket şirketleri bir anket yaparken örneğin 100 bin birimlik bir çalışmada 1000 kişiye ulaşır. O 1000 kişinin dağılımından 100 bin birimin yorumunu yapar. Biz yeniden Refah Partisi Eğitim Teşkilatı olarak 100 binin içinden biri değil, 100 binin tamamına hemen hemen ulaşarak biz bu verileri toparlıyorduk. Kapı taramalarımızı yapıyoruz, esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. Her hafta gece gündüz standlarımızı açıyoruz. Dokunmadığımız elhamdülillah ilçemizde hemşerimiz kalmadı. Tabii genel olarak teslim edeceğim için çok uzatmayacağım. Sadece 3 başlığın öne çıktığını başkanımızın da huzurunda, burada dernek başkanımızın da takdirine sunarak ifade etmek istiyorum. En başta sorun yine Türkiye'mizin en büyük sorunu olan ekonomi sorunu. Biz bunu ilçemizde de çok derinden hissediyoruz. Standımıza gelen hemşerilerimizden de görüyoruz. Bazen şöyle bir söylem çıkıyor. Ya millet abartıyor. Aslında öyle bir şey yok. Baksana işte millet yiyor içiyor vesaire. Biz her zaman şu gerçeği ifade ediyoruz. Çarpıcı bir örnek vardır. Bugün mesela Hindistan örneğini de verirler. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 350 milyon. Hakikaten Hindistan'ın 100 milyonluk %10'a tekabül eden bir nüfusuna baksanız dersiniz ki Hindistan dünyanın en zengin ülkesi. Ama geride kalan 1 milyar 250 milyona baksanız inanın evlerin affedersin tuvaleti olmayan, yiyecek ekmeği olmayan milyarlarca insanla dolu. Şimdi aziz ülkemize de baktığımızda nüfusun %10'una yakın kısmı geçmişten beri gelen refah düzeyi yüksek, müreffeh yaşam dediğimiz bir yaşam süren insanlar kitlesi her zaman vardı. Tabii biz bu %10'luk kısma değil, %90'lık kısmı sürekli gördüğümüz için özellikle ilçemizde de, çünkü dediğimiz gibi standlarımızdayız, kapı taramalarına gidiyoruz, esnaf ziyaretleri yapıyoruz, emekli amcamızı dinliyoruz, ev hanım Ayşe teyzemizi dinliyoruz, öğrenci Ahmet'i, Elif'i dinliyoruz, yani her kesimi dinliyoruz. İnanın ekonomik sıkıntı hiç olmadığı kadar çok çekilmez, sıkıntılı bir noktaya geldi. 3 sene önce de bu sıkıntıları dinliyorduk. Ama şu son 6 aydır özellikle dinlemiş olduğumuz sıkıntılar, samimiyetimle söylüyorum, uyuyamıyoruz. İnanın bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yani kahvaltı yaptıramadan evladımı okuluna gönderdim diyen bir ablamızın feryadını dinleyince inanın uyuyamıyoruz. Evladım artık okul açlığı veremiyorum diyen bir abimizin, işsizim ne olacak bana yardım edin çığlıklarını duyunca inanın uyuyamıyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ve %90'ı böyle değerli başkanlarım. Bakın %10'dan bahsedeyim, %90'ın geneli böyle. Tabii biz bunları dinlerken elhamdülillah sadece dinleyen ve eleştiren değiliz. Hiçbir siyasi partide olmayan göğsümüzü gere gere ortaya koymuş olduğumuz işte milli kaynak kitaplarımız ve 81 ile 634 refah projemiz, bizzat genel başkanımız bunu da değinecektir. Elimiz elhamdülillah gelir gelmez o bolluk bereketi getireceğimiz, bu ekonomik sıkıntıyı kökünden çözeceğimiz ve çok hızlı bir şekilde çözeceğimiz kaynaklarımız, ekibimiz hazır olarak halkımızın gece gündüz yanındayız. Kıymetli başkanım, diğer bir ciddi sorun da ülkemizdeki kentsel dönüşüm sorunu ilçemizdeki. Çünkü ülkemizde burada kıymetli başkanların bir Türkiye mozaiği, her ilin çok değerli dernek başkanları var. Afganistan, Doğu Türkistan'da olmak üzere yine İslam Birliği coğrafyamızın içinde bundan da çok kıymetli dernek başkanlarımız var. Onlar da takdir eder ki ilçemiz büyük bir deprem riski altında. Her zaman zikrettiğimiz gibi İstanbul'umuz en büyük deprem riski altında. Zeytinburnu'muz da İstanbul'un en büyük deprem riski bölgesinde. Çünkü Marmara Denizi'ne kıyı olan bütün ilçeler çok riskli olduğunu bizzat bu konunun uzmanları söylüyor diye defaatle zikrediyoruz başkanım. Biz hatta şunu da hep altını çiziyoruz. Yani bugün 3 gün sonra yağmur yağacak, kar yağacak dediği zaman uzmanlar burada keramet göstermediğini, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bir ilimden dolayı, bir teknolojiden dolayı bu duruma vakıf olduklarını, aynı şekilde de bu deprem ilmini araştıran profesörler, uzmanlar da diyor ki olası İstanbul depreminin artık son çeyreğe girdiğimizi, kaybedecek, bırakın yıllarımızın bir dakikamızın olmadığını gece gündüz söylüyorlar. Şimdi bugün Zeytinburnu'muzu kıymetli başkanım gezmekle birlikte sürekli bu verileri de toparlıyoruz. %85'ten fazla yapının deprem riski altından, kiminin ağır hasarlı, kiminin orta hasarlı, kiminin çok hasarlı olduğunu bizzat verilerle takip ediyoruz. Ve üzülerek ifade ediyoruz ki bugün hakikaten tabut yapılar dediğimiz, Allah vermesin olası ufak bir depremde yerle bir olacak yapılarla dolu olduğunu görüyoruz ve
yapılan icraatlara baktığımızda hakikaten içimiz parçalanıyor ve bunu da kurulduğumuz günden beri yapıcı bir eleştiri olarak sürekli dile getiriyoruz. Burada neyi ifade ediyoruz? İşte bugün Zeytinburnu'muzun içine girdiğimizde Merkez Efendi'de Arnavut Mahallesi dediğimiz bir tabut yapılarla affedersiniz ifade edilen yapılar, İETT yapısı dediğimiz Veli Efendi'deki İETT yapıları, Sümer'e geçiyoruz yine öyle yani. Burada mahalle mahalle zikretmeyeceğim. Birçok mahallemizde burada kıymetli başkanlarımız da biliyor. Hatta 3 ay öncesine kadar Sümer'de bir binamız durup dururken yıkıldı. Allah vermesin pazarın olduğu bir sokaktaydı. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla pazara denk gelmedi. Şimdi bu kadar çürük yapılarla dolu bir ilçemizde yapılan icraatlara bakıyoruz. İşte hemen şurada yanı başımızda sahilimiz, bomboş arazimiz. Aslında boş kalması şu an için bizim için en değerli olabilecek bir arazi. Çünkü Allah vermesin yarın bir olası bir depremde toplanma alanı da bize lazım. Sağ kalanların bir yerde tedavi edileceği, iş imkanı verilebileceği alanlar da bile lazım. Maalesef orada hiçbir deprem riskimize, kentsel dönüşümüze fayda olmayacak. Sahildeki devasa Milli Savunma Bakanlığı'na ait, buradaki başkanlarıma ait, hemşerilerine ait, bizlere ait araziye devasa rezidansların ne kadar hızlı yapıldığını, İşte tıraşlanması gereken 16-9 gibi rezidansların ne kadar hızlı bir şekilde ki yani içimizi acıtarak yani bugün biz bir Zeytinburnu olarak hakikaten şuna üzülüyoruz. Yani Zeytinburnu bugün tarihi mozaiğiyle içinde barındırdığı büyük şahsiyetlerle anılması gerekirken tıraşlanması gereken ucube yapılarla anılıyor. İşte bugün bir turist dünyanın bir ucundan gelip bir fotoğraf çektiğinde o arkada böyle mızrak gibi o yapıların fotoğrafıyla maalesef görülüyor. Bu bizi üzüyor. Şimdi diğer tarafa bakıyorsunuz başkanım, sahilden üst tarafa geçiyorsunuz. İşte ambarlar mevkiinde bir ticarethane olan mevkilerin yıkılıp yine aynı şekilde bir Suudi Arabistanlı firmaya yine rezidans olarak verildiğini görüyoruz. Ve ne acıdır ki 3000 metrekarede orada yine Zeytinburnu'muzun buradaki bizzat başkanlarımızın, hemşirelerin, ailelerin, evlatlarına ait olan araziye bu inşaat firmasının tabiri caizse çöktüğünü görüyoruz. 3000 metrekare. Hatta toplantıya girmeden önce bir başkanımıza söyledik, yani dedik inşaatla ilgileniyorsunuz. Bir balkonunuza dedik kazayla bir yarım metre fazla çıksanız ne yapar belediye? Kıymetli başkanımız diyor ki başkanım ne yarım metre, 2 santim fazla çıksa anında inşaatı durduruyor. Diğer tarafta Suudi Arabistanlı firmaya bakıyorsun 3000 metrekare toprağımıza çöküyor. Şimdi yeşil alanımıza biz tabii bunu Zeytinburnu yeniden Refah Partisi olarak güçlü bir şekilde dile getirdik. Tabii biz burada ne bekliyoruz? En azından belediye başkanımızın bizi de yanına alarak biz bu çağrımızı da ilettik. Gidelim bizzat o inşaat firmasının alanında protesto edelim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı protesto edelim, yetkilileri protesto edelim. Çünkü bu bizim arazimiz, bizim hakkımız. Burada çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığı çok hızlı bir şekilde kanun maddeleri değiştirdi, resmen peşkeş çekildi. Zeytinburnu'muzun o yeşil arazisi. Bu hamle olmadığı gibi kıymetli başkanım, geçtiğimiz Ramazan ayında bir gördük ki bu inşaat firmasının sponsorluğunda belediyemiz iftarlar veriyor. Şimdi bunları görünce bir yandan deprem geliyor, insanlarımız Allah vermesin çok ciddi bir can derdine düşecek, öyle büyük bir riske gidiyoruz. Diğer tarafta bakıyoruz, bu inşaat firmasının sponsorluğunda iftarlar yapılıyor, gereken adım atılması gerekirken. Yani bu konuda başkanım, özeline indiğimizde, burada kıymetli başkanların da takdir edecektir. Zeytinburnu'muz %85 çürük yapılarda hala yaşamaya çalışırken atılan kentsel dönüşüm adımlarının %90'ı, %99'u hatta sürekli rezidans ranta yönelik hiçbir şekilde bizim istediğimiz Erbakan hocamızın da her zaman zikrettiği adabazlı yıkalım yerini adabazlı depreme dayanıklı hem de çevre düzenlemesiyle konutlar yapalım şeklinde değil. Nerede boş arazi varsa oraya bir rezidans yapalım. Orada bir rant oluşturalım şeklinde gidiyor. Bu da bir kanayan yaramız. Son bir maddemiz de kıymetli başkanım. Tabii düzensiz göç sorunu. Burada kıymetli Doğu Türkistan'dan, Afganistan'dan kıymetli başkanlarımız da var. Biz kendileriyle sürekli sık sık görüşüyoruz. Aslında bundan en başta kendileri de şöyle müzdarip. Çünkü kendileri artık biz zaten İslam mozaiği içinde bir İslam birliği kardeşliği olduğu için başkanım, biz zaten hiçbirimizi birbirimizden ayırmıyoruz. Hatta kendileri de şunu ifade ediyor, biz artık yani bu vatanın evladıyız diyor. Burada doğduk, büyüdük, az önce de zaten kendileri tanıttı. Tabi bu düzensiz göç sorunundan neden rahatsızlar? Çünkü bu düzensiz göç sorunu şeklinde bir provokasyona da açık bir durum oluşuyor. Burada birbirinden değerli, çok değerli Afganistanlı, Doğu Türkistanlı hemşirelerimiz var, kardeşlerimiz, abilerimiz var. Tabii bu sıkıntıdan en başta onlar da yer alıyor.
Bunun dışında da biz kendileriyle sürekli, az önce başkanımız da ifade etti, Doğu Türkistan kardeşlerimiz nali ne olacak? Afganistan'daki kardeşlerimiz nali ne olacak? Hatta bunu Patani'de, Keşmir'de, Myanmar'da, Filistin'de, birçok İslam coğrafyasında yerebiliriz. Biz bunu geçen divan konuşmamızda zikrettik başkanım. Üzülerek söylüyoruz ki eskiden en değerli olan şey bugün en değersiz şeye düştü. Nedir o? Müslüman kanı. Eskiden Müslüman kanı dünyanın en değerli şeyiydi başkanım. Sizler takdir edersiniz. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri olmak üzere işte dün ilçe toplantımızda da zikrettik. Bir Mute gazvesine bakıyorsunuz. Bir tane Müslümanın Mute yerinde burnu kanadı diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle celalleniyor ki yanındaki sahabiler damarlarının gözüktüğünü söylüyor ve hemen 3000 kişilik Müslüman ordusuna bir rivayet, 100.000 bir rivayet, 200.000 kişilik kafir ordusuna korkusuzca cihada gittiğini görüyoruz. Ecdadımız Osmanlı Selçuklu'dan bugüne geldiğimizde de bir Müslümanın bir yerde burnu kanadığını görsek hiçbir İslam liderinin rahat uyumadığını, hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Cennet Mekan Erbakan hocamıza da baktığımızda işte 74'te Kıbrıs, Erbakan hocamız gelene kadar oluk oluk Müslüman kanı akarken Erbakan hocamız başbakan yardımcısı olmasına rağmen düğmeye basıyor ve Kıbrıs'taki akan kan son buluyor. Bosna'daki akan kan son buluyor. Filistin'e ilk defa Türk askeri Allah'ın izniyle o zaman çıkıyor. Ama bugünümüze baktığımızda oluk oluk Müslüman kanı sürekli akmaya devam ediyor. İnşallah başkanımız da değerli başkanımızın notunu aldığı cevap verecektir inşallah. Ben bir son cümleyle başkanım sıcak bir mevzuyla inşallah cümlemi toparlayacağım. Kıymetli başkanlarım da farkındadır. Biliyorsunuz şu içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali diye bir program düzenleniyor. Belediye başkanımızın bünyesinde. Tabii şimdi ismine baktığımızda değerli başkanlarım da takdir edecektir. Yani zaten isminde de başına Merkez Efendi Hazretleri'nin adı konmuş ve tıp festivali, yani tıpla ilgili bir program olduğu çağrısı yapıyor. Ve başında da bir Allah dostunun ve ilçemizin en büyük manevi önderlerinden birinin ismi var. Şimdi değerli başkanım biz böyle bir ismi duyduğumuzda açıkçası beklentimiz şu, bu büyük Allah dostunun, çünkü tıpla ilgili de biliyorsunuz kendisi bir tıp alimi, bitkilerden zamanında birçok Müslümana faydası olacak ilaçlar ürettiği için kendisinden gelen bir program. Şimdi biz ismi duyar duymaz açıkçası manevi bir program bekliyoruz. Gençliğimize örnek olacak konuşmalar, işte tiyatrosal olur, programlar olur. Daha birçok zenginleştirebilecek eylem beklerken üzülerek ifade ediyorum. Bugün bizlerin parasıyla, bizlerden toplanan parayla en başta Zeytinburnu meydanımızda biz bunu sosyal medyamızdan da duyurduk, bu çağrımızı yaptık. Yani evlatlarımızın bile o şarkıcı çıktığı zaman oğlum değiştir, böyle küfürlü şarkılar dinleme, bunlar sana iyi örnek olmaz dedim şarkılar maalesef bugün 15 Temmuz meydanında binlerce evladımızın şarkı diye dinlettirildi ve bu insanlar bir nevi rol model olarak evlatlarımızın önüne konuldu. Diğer tarafa bakıyorsunuz başkanım, eskiden biz bir mezarlığın yanından, bir caminin yanından geçerken müzik açıksa, müziğin sesini kısan bir toplumken bugün ilçemizin en büyük manevi büyüklerinden Merkez Efendi Hazretleri'nin hemen dizinin dibinde başkanım. O gördüğünüz Merkez Efendi Hazretleri'nin kabri burada. Önünde de konser alanı ki çalgılı çengili, affedersiniz dans sözlü konserler yapılıyor. Şimdi biz Allah muhafaza şu imanlı inançlı insanlarız. Şuradaki bulunan bütün hazırız. Bunda hiç şüphemiz yok. Ve biz her zaman şuna inanıyoruz. Bu toprakların üstlüğü kadar altı da ondan çok daha değerli. Şehit şühedayla dolu. Nereye alamazsak. Ve Allah'ın izniyle her zaman şuna da inanıyoruz. Biz Allah'ın izniyle o mübareklerin yüzü hürmetine, duası hürmetine Cenab-ı Allah küçük büyük belalardan koruyor. Hakikaten içimize sindiremiyoruz. Bizlerin parasıyla muhafazakar dediğimiz böyle ünlem işaretiyle tırnak olarak diyorum. Bir zihniyetin böyle büyük Allah dostlarının dizinin dibinde affedersin tepinircesine böyle çalgılı çengili konser vermesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bununla ilgili defaatle ilettik. Derhal bakanınızdan dönün dedik. Üzülerek söylüyorum ki 3-5 tane gencimizin oyunu alabilmek için bu ifsat hala devam ediyor. Bunu da burada başkanlarımızın takdirinde yeniden bu çağrımızı yeniliyoruz. Bugün uyuşturucu yaşı ilkokullara inmişken, artık alkol tüketimi ilkokullara kadar inmişken, zina artık her yere girmişken, ahlaksızlık her yeri sarmışken, bizim yetkililer olarak bir an önce artık aslımıza, özümüze bu toplumu döndürmemiz, yeniden o milli manevi değerleri çekmemiz gerekirken
Bugün belediye eliyle bu ahlaksızlığın yapılmasını buradan da bu kıymetli başkanlarımızın da şiddetle tekrardan kınıyoruz. Cenab-ı Allah bunların yapmış olduğu bu hatadan dolayı aziz ilçemizi belalardan korusun diye duamızı da yeniliyoruz. İnşallah yeniden Refah Partisi olarak ilk geldiğimizde artık bu manevi ve maddi bütün ifsada son vereceğiz. İnşallah şuradaki hazurunla birlikte en başta yaşanabilir bir Zeytinburnu'nu, sonra yaşanabilir bir İstanbul'u, sonra yaşanabilir bir Türkiye öncülüğünde yeni bir dünya hep beraber kuracağız. Allah hepinizden razı olsun. Konuşmalarından dolayı ilçe başkanımıza çok teşekkür ederim. Şimdi genel başkan yardımcımız Mehmet Altunüz Bey'e mikrofonu arz ediyorum. Sayın başkanım. Selamünaleyküm. Çok muhterem İstanbullu kardeşlerim. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok yerinden doğmuş, büyümüş ve İstanbul'da yaşayan çok değerli hazırım. Hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeniden Refah Partimizin Zeytinburnu ilçe teşkilatının düzenlemiş olduğu kahvaltı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek sözlerimize başlıyoruz. Böylesine mübarek bir beldede, böylesine mübarek bir mekanda, Eba Eyyubel İnsan Hazretleri'nin dizinin dibinde, muhteşem İstanbul'umuzda, aynı zamanda yine Zeytinburnu'nun manevi mimarı Merkez Efendi Hazretleri'nin dizinin dibinde, Seyyid Nizam Hazretleri'nin dizinin dibinde, böylesine güzel bir kahvaltı programında sizlerle birlikte Türkiye'mizin, dünyamızın birçok yerinden gelen, aynı zamanda burada yaşayan kardeşlerimizle birlikte bu toplantıda bulunmuş olmaktan duymuş olduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biraz önce STK'larımız aynı zamanda hangi derneklerde, hangi vakıfta görevli olduğunu söyleyen arkadaşlarımız tek tek isimlerini söylediler ve görevlerini anlattılar. Aynı zamanda STK'ların isimlerini söylediler. Bunun haricinde basın mensuplarımız da burada asgari edemedik. Basın mensuplarına da özellikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok değerli başkanlarım, bugün burada gerçekten de samimi bir ortamda bu programı gerçekleştiriyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Doğan Bekim Bey, dış ilişkilerden sorumlu. Kendileri de programımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli başkanlarım, biz bugün burada niye toplandık, niye bu toplantıyı yapıyoruz? Niye bu toplantıda, bu kahvaltı programında hepimiz mesaimizi ayırdık, buraya kadar geldik. Yeniden Refah Partimizin ilçe başkanı Sayın Onur Dolar Bey'in bu davetine icabet ettik. Ve bugün burada sizlerle birlikte niye bu toplantıyı icra ediyoruz? İsterseniz bu soruyu sorarak ve cevabını vererek başlayalım Allah'ın izniyle. Çok değerli başkanlarım, nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Nasıl bir İstanbul'da yaşıyoruz? İsterseniz bu şekilde başlayalım konuşmamıza. Dünyaya baktığımız zaman yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı ve yaklaşık 200 küsür devletin olduğu, ülkenin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada biz Siyonizmin ne olduğunu Erbakan hocamızdan öğrendik. Siyonizm diye bir melanın olduğunu Erbakan hocamız bize anlattı. Erbakan hocamız derdi ki, Siyonizmi bilmeyen İslam'ın ne olduğunu anlayamaz. Çok önemli bir cümle. Tekrar ediyorum bu cümleyi. Siyonizmi bilmeyen İslam'ın ne olduğunu anlayamaz. Başkanım ne alakası var diyebilirsiniz. Hayır, çok alakası var. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan bir mücadele bugün de devam ediyor, yarın da devam edecek. Bunun hemen de biteceğini zannetmeyin. Ve derdi ki Erbakan hocamız, biz Müslümanlar olarak Siyonizm hapishanesinde nümayiş çıkartan Müslümanlarız. Bu da ikinci cümlemiz. Siyonizm hapishanesinde nümayiş çıkartan Müslümanlarız. Üçüncü cümle ne? Siyonizm her taşın altında yoktur ama hiçbir taşın altını boş bırakmaz. Şimdi bu üç cümleden yola çıkarak nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Kısa kısa anlatacağız inşallah. Örneğin biz şu anda en büyük mücadelemiz ne? Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Faiz sebep, enflasyon sonuç diyor.
bunu ortaya çıkartan, yani bu faiz belasını ortaya çıkartan kim? Siyonizm sistemi. Siyonizm sistemi nedir? Dünyadaki tüm finans sistemine sahip olan bir organizasyon. Aynı zamanda dünyada tüm büyük medya organizasyonuna sahip olan bir organizasyon. Para onlarda, güç onlarda. Aynı zamanda dünyadaki bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını seçme gibi bir organizasyonları var. Diyelim siz bir ülkede başbakan olacaksınız. Eğer onların tezgahından geçmezseniz başbakan olamazsınız. Cumhurbaşkanı olacaksınız. Yani siz halk olarak cumhurbaşkanlarını, başbakanları seçtiğinizi mi zannediyorsunuz? Öyle bir şey yok. Siz sadece rolünüzü oynuyorsunuz. Siz tiyatroda seyircisiniz. Siz şu anda oynanan tiyatroyu seyreden insanlarsınız. Dünyada 8 milyar insan için söylüyorum. Sadece buradaki insanlar için söylemiyorum. Evet, biz de Yeniden Refah Partisi olarak ve Milli Görüş'ün kurucu lideri Allah gani gani rahmet eylesin yine burada onun dizinin dibinde bu programı yapıyoruz. Allah ondan razı olsun. Cenab-ı Allah inşallah bizi onunla cennetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı altında buluştursun. Aynı zamanda sevdiklerimizle, hepimizin sevdikleri var. Hepimizin sevdikleriyle cennetinde buluştursun inşallah. İşte Erbakan hocamız bize nasıl bir dünyada yaşadığımızı öğretti. Yoksa biz de sokaktaki vatandaş olarak hayatımızı yaşıyorduk. Hatta ne diyorduk biz? Aman diyorduk. Annelerimiz, babalarımız ne diyordu? Aman evladım siyasete bulaşma. Yani siyaset o kadar bulaşık bir şey ki siyasete bulaşma. Şimdi ben bakıyorum gençleri mesela partimize davet ediyorum. Diyorum ki gelin gençler birlikte siyaset yapalım. Diyorlar ki başkanım ben anneme babama bir sorayım. Sor diyorum tabii ki annenin babanın duasını alacaksın. Sonra gelen cümle şu. Başkanım ben konuştum. Annem dedi ki babam dedi ki aman evladım siyasete bulaşma. Bu siyasete bulaşma cümlesi de bir siyonizm organizasyonunun cümlesi. Zannetmeyin ki bu da durduğu yerde ortaya çıkan bir şey. Yani siz dünyada herhangi bir yerde bir seçim yapılacak değil mi? Bu seçimde zannetmeyin ki tesadüfi bir seçim var. Vatandaşın birisi çıkmış, vatan millet Sakarya, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Ben memleketimi çok seviyorum. Ben bu ülkede başbakan olacağım, cumhurbaşkanı olacağım öyle mi? Kesinlikle olamazsın. O tezgahtan geçeceksin. Önünü ilikleyeceksin. Var mı bir emriniz diyeceksin. Onlar da diyecekler ki tabii ki otur bakalım şuraya. Bir, şunu yapacaksın. İki, bunu yapacaksın. Üç, şunu yapacaksın. Bak bunları yapmazsanız dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkenin devlet başkanı, başbakanı olamazsın. Bunu bir kere bilelim. Ya başkanım ne anlatıyorsun? Zeytinburnu'nda kahvaltı yapıyoruz. Sen bize neleri anlatıyorsun diyebilirsiniz. Dünyanın gerçeklerini anlatıyoruz. Niçin Yeniden Refah Partisi çatısı altında bunları anlatıyoruz? İşte konuşmamızın sonuna doğru bunların hepsini izah etmiş olacağız. Evet. Türkiye'de de böyle mi başkanım? Türkiye'de de böyle, evet. Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi. Çünkü Siyonizm hapishanesinde biz Müslümanlar olarak nümayiş çıkartıyoruz. Diyoruz ki bizi buradan çıkartın. Diyebilirsiniz ki yok başkanım öyle şey mi olur? Bak biz çok rahat yaşıyoruz. Bak dünyanın en güzel memleketinde yaşıyoruz. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Ne kadar güzel. Bu da Cenab-ı Allah'ın size bir lütfu tabii ki. Biz Siyonizm hapishanesinde nümayiş falan çıkartmıyoruz. Gayet rahat yaşıyoruz diyebilirsiniz. Kesinlikle öyle değil. Hepimiz mesela 85 milyon insan Türkiye için konuşuyorum. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Siyonizme hizmet ediyoruz. Birçoğumuz farkında değil. Peki nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Gelin nasıl bir Türkiye'de yaşadığımıza gelelim. Türkiye'de şu anda 85 milyon insan çalışıyor. Vergileri topluyoruz. Siyonizme faiz olarak veriyoruz. Evet. Aynı zamanda ne diyoruz biz mesela Yeniden Refah Partisi olarak? Biraz önce ilçe başkanımız, Onur Dolar başkanımız da ifade etti. Yaşanabilir bir Türkiye için çalışıyoruz diyoruz değil mi? Başkanım biz zaten Türkiye'de yaşıyoruz, gayet güzel yaşıyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye ne demek? Elhamdülillah biz çok güzel yaşıyoruz. Bazen ben mesela bakıyorum, röportaj yapıyorlar hacamcalarla. Oo, hacamca bir anlatıyor ki maşallah ne kadar güzel. Evet, elhamdülillah. Bunun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz zaten. Yalnız o hacamcamız şunu bilmiyor. Rahmetli Erbakan hocamız da sakallı üstü derdi ona. Bu insanlar kim? Bu insanlar bizim insanımız. Bu insanlar bizim babamız, amcamız, dedemiz. Yani biz burada bunları bir örnek olarak anlatıyoruz. Kimseyi eleştirmek için anlatmıyoruz. Ne diyor mesela? Diyor ki çok şükür diyor elhamdülillah. Camiye gidiyoruz, namazımızı kılıyoruz. Hacca gidiyoruz. En güzel bir şekilde yaşıyoruz.
Akşam gidiyoruz evimize, yemeğimizi yiyoruz. Çok şükür evladım, geçimimiz... Elhamdülillah, geçim sıkıntımız yok. Geçimimiz gayet yerinde diyor. Tabii amcamız gönül diliyle konuşuyor, onda bir problem yok. Ama aslında şu anda Türkiye'de yaşamış olduğumuz noktada, işte biraz önce yine ilçe başkanımız ifade etti, hayat pahalılığı, bu da bir Siyonizm organizasyonu. Ama işte o Siyonizm organizasyonuna alet olmayacaksın, esas mesele o. Şimdi efendim ben bu ülkeyi yönetiyorum. Dünya lideriyim, çok güzel, hayırlı olsun. Peki sen şimdi Türkiye'nin 85 milyon insanın topladığı vergileri götürüyorsun, tefecilere veriyorsun, buna ne diyeceğiz? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz onu anlatıyoruz. Türkiye'nin ekonomik şartlarını anlatıyoruz. Türkiye'nin dış politikasını anlatacağız birazdan. İşte biz şu anda tüm 85 milyon insan çalışıyoruz, çabalıyoruz, alın terimizi şöyle siliyoruz. Ondan sonra götürüyoruz bunun hepsini, faize veriyoruz. Başkanım ne kadar faiz veriyoruz anlatalım. Yılda 30 milyar dolar parayı faize veriyoruz. Şu ana kadar AK Parti hükümetleri 20 yılda yaklaşık olarak 520 milyar dolar parayı faize verdi. Ondan sonra da AK Parti yöneticileri diyorlar ki 20 yıl sonra faiz nasıl diyorlar? Hayır, biz faize karşı diyorlar. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı görevden alıyorlar. TÜİK Başkanlığı'nı, TÜİK Başkanı'nı atıyor. Aradan bir 3 ay geçiyor, görevden alıyor. Neden? Enflasyon rakamını yüksek gösteriyor diye. Aslında bir akıl tutulması, bir kamera şakası. Gerçekten de bir arkadaşımızın tabiriyle de tımarhane. Yani olacak iş değil. Şimdi bu restoranı işleten bir sahibi var. Bu işleten sahibi buraya bir tane müdür atıyor. Buraya nasıl bir müdür atanacağını biz işletmeye, yani bu işletmeyi yönetmesek dahi az çok biliriz. Böyle bir restorana, böyle bir mekana sizin atayacağınız müdürün bu işlerde tecrübeli olması lazım değil mi? Elbette tecrübeli olması lazım. Yani bunun için restoran sahibi olmaya gerek var mı? Buradaki arkadaşlarımızdan bir tanesini şuranın başına koysak, desek ki buraya bir işletme müdürü koyacaksın. Bu işletme müdürünü hiç hayatında böyle bir şey yapmamış bir insanı koyar mısın? Koymazsın. Koymaman lazım. Çünkü o zaman müşteri buraya gelir, burada iyi servis alamaz, memnun kalmazsın, bir daha da buraya gelmezsin. Peki, siz şimdi diyorsunuz ki biz çok tecrübeli insanlarız, biz devleti yönetmeyi çok iyi biliyoruz diyorsunuz. Yeri geldiği zaman da Erbakan hocamızın talebesiyiz diyorsunuz. Ama ondan sonra da bir bakıyoruz siz, Hazine Maliye Bakanı atıyorsunuz, aradan bir zaman geçiyor, bu beceremedi diyorsunuz, görevden alıyorsunuz. TÜİK Başkanı, görevden alıyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı, bazı yerlerde sık sık insan değişmez. Yine buradan örnek verelim. Mesela buranın muhasebe müdürünü siz 6 ayda bir değiştiremezsiniz, böyle şey olmaz. Her şeyin bir sistemi vardır, bir düzeni vardır, bir disiplini vardır. Siz okul müdürünü yılda bir değiştiremezsiniz. Veliler onu tanıyacak, onunla bir intisabı olacak, onunla konuşacak, hasbihal edecek. Düşünebiliyor musunuz? Merkez Bankası Başkanı 5 kere değişti. Neymiş efendim? Faiz indiriyormuş. Ya bu faiz sizin böyle talimatınızla inecek kalkacak bir şey değil ki. Bunun bir dünya ekonomi sistemi var. Ha biz demiyoruz ki faizle devam edilsin. Biz zaten faize karşıyız. Biz yeniden Refah Partisi olarak zaten faize karşıyız. Ben şu anda nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Efendim enflasyon var, hayat pahalılığı var. Enflasyon olacağı gayet açık. Bunun olması için sizin ekonomist olmanıza gerek yok, iktisatçı olmanıza gerek yok, siyaset bilimci olmanıza gerek yok, finans uzmanı olmanıza gerek yok. Siz bu şekilde bu projeleri, bu sistemi devam ettirirseniz enflasyon artacaktır. Kurlar yükselecektir. Başka çaresi yok. Sizin bir kere tezgahınız yanlış, tezgahınız. Şimdi siz bu tezgahın başına kimi koyarsanız koyun, tezgahın kalibresi bozuk. Tezgahın sistemi bozuk. Siz bu tezgahı teraziye getirmelisiniz. Teraziye getirdikten sonra ancak düzelir işler. Nedir bu terazi? Milli görüş terazisi. Eğer siz tekrar milli görüş gömleğini giyip de biz milli görüşün gömleğini giydik, biz gerçekten Erbakan hocamızın politikalarını uygulamaya başladık demeden sizin bu sistemi değiştirmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Bundan sonra değiştirebilir misiniz? Kesinlikle değiştiremezsiniz. Türkiye'de şimdi mesela şu anda biraz önce Doğu Türkistan'la alakalı başkanımız bahsetti. Afganistan'la alakalı kardeşlerimiz bahsetti. Suriye'yle alakalı bahsedebiliriz. Dünyanın birçok yerinden ülkemize gelen kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla ilgili paylaşabiliriz, bahsedebiliriz.
Bunların çözümü ne? Bunların çözümü D8 projesinin hayata geçmesi. Dün 15 Haziran'da biz İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda D8 gelişmekte olan 8 ülke, gelişen 8 ülke yani sağ taraftan başlayalım, Endonezya, Malezya, Pakistan, Bangladeş, İran, Türkiye, Mısır, Nijerya. Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde 25 yıl önceden bahsediyorum. 25 yıl önce 60 milyon ve üstü nüfusu olan 8 Müslüman ülkeyi Erbakan hocamız bunları bir çatı altında topladı. Hatta o dönemde 60 ülkeyi toplayacaktı. Yani D60 olarak bu organizasyonu yapacaktı. Fakat o dönemde dediler ki bir organizasyon yapalım, bir toplantı yapalım. Toplantıyı 3 ayda gerçekleştiremediler. Neden? 60 ülkenin devlet başkanı, başbakanı nasıl toplanacak? Biri diyor ki bizim o gün milli günümüz diyor. Biri o gün diyor ki bizim Cumhuriyetimizin kuruluşunun bilmem kaçıncı yıl dönümü diyor. Öbürü diyor ki bizim devlet başkanımız o günkü tarihte diyor, başka bir ülkede diyor programı var. 60 ülkeyi toplayamadılar. Ve dediler ki en azından Erbakan hocamız talimat verdi. Bir ölçü koyalım, 60 milyon ve üstü olan 8 ülke yapalım bunu dedi. Ve 60 milyon ve üstü olan 8 ülkeyi D8 çatısı altında topladı. Dün de işte 8 ülkenin 25. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle D8'in genel sekreteri başta olmak üzere aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'na temsilen Çankırı Milletvekilimiz Sayın Akbaşoğlu geldiler. Dışişleri Bakan Yardımcımız katıldı. D8'in 8 büyükelçisi aynı zamanda diğer bazı Müslüman ülkelerin büyükelçileri, bazı ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı Yardımcıları gelmek suretiyle ve tabii ki ev sahibi olarak Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey olmak üzere Çırağan Sarayı'nda 25. yıl dönümümüzü icra ettik. Başkanım D8'de sizin bu anlattıklarınızın ne alakası var? Şu alakası var. D8 diyor ki, biz diyor yeni bir dünya kuracağız. İkinci Yalta Konferansı'nı yapacağız. Birinci Yalta Konferansı'nda bugün yaşamış olduğum işte o, biraz önce o Siyonizm sistemi dediğimiz sistemin nasıl bir dünyada yaşamamız gerektiğine ilişkin çerçeve çizildi. Bu çerçevede diyor ki, büyük devletler, biz diyorlar güçlüyüz. Biz ne dersek onu yapacaksınız. Özellikle de Siyonizm sistemi diyor ki biz üstün ırkız. Siz bizim kölemizsiniz. Adamın imanı bu. Adam böyle düşünüyor. Adamın dini bu. Adam diyor ki siz kölesiniz. Diyor ki biz üstün ırkız. Biz üstün yaratıldık. Siz de kölesiniz. Biz ne dersek onu yapacaksınız diyor. Siz diyor çalışacaksınız. Bize hizmet edeceksiniz diyor. Dünyada 18 zengin insanın serveti dünyanın kalan yarısından yani 4 milyar insanın servetinden daha fazla. Tekrar ediyoruz. 18 insanın serveti. 4 milyar insanın servetini topluyorsun. 18 kişinin serveti daha fazla. Böyle adalet mi olur? Böyle dünya mı olur? Böyle hayat mı olur? Böyle paylaşım mı olur? Şimdi biz ne diyoruz? Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan ne diyor? Biz diyor paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamak için siyaset yapıyoruz. Paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamak demek çok güzel. Bunlar çok güzel cümleler. Bunları konuşmak çok güzel. Bunları hayata geçirebilecek misiniz? Hayata geçirdik daha önce. Biz paylaşımda ve yönetimde adaleti nasıl hayata geçirdik? Bir örnek verelim. Yine 25 yıl önceye dönelim. İçimizde emekliler var mı? Emeklileri görebilir miyiz? Ellerini kaldırabilirlerse emeklileri görelim. Evet. Şimdi mesela emeklilerimiz o dönemde %100, %150, %200, %300 zam aldılar. Şaka yapmıyorum. %300 zam alan emekli var. Mesela şu anda içimizde emekli olan bir kardeşimiz diyelim ne kadar emekli maaşı alıyor? 3000 lira emekli maaşı alıyor. Mesela biz iktidara geldiğimizde ona %100 zam vaat ediyoruz da aynı zamanda çeşitli baremler var, çeşitli basamaklar var. 3000 lira alanın 9000 lira alabilme imkanı var. Buyurun bir şey söyleyeceksin. Bir şey düzelteyim de yani bu emekli deyince şimdi prim kat sayısını %70'le %60'a düşürdüler. Şu anda emekli olan %30 kat sayıyla yani çarpımıyla emekli maaşı alacak. Yani 2010 öncesi, 2000 sonrası, 2010 dediğim gibi öncesi orada ciddi bir hile yapıldı. İnsanlara yazık günah. Emekliler özellikle. O yani şu andaki hükümetle alakalı, bizimle alakalı değil. Ama tüm insanlar emeklileri kapsıyordu, siz de değinirseniz seviniriz. Tabii ki, onların hepsi bizim listemizde var zaten. Yani paylaşımda ve yönetimde adaleti bahsediyoruz, değerli başkanlarım. Nasıl olacak bu? Oldu, yaptık.
Hatta bakın içinizde sendikacılar da var. Biraz önce tanıtırken kendinizi arkadaşlarımızla, başkanlarımızla tanıştık. Mesela Erbakan hocamız başbakan oldu. O dönemde Türk İş Başkanı, Allah rahmet eylesin, Bayram Meral ve heyeti Erbakan hocamıza başbakanlığa geldiler, kendisini ziyaret ettiler. Hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler. Bu hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirdiklerinde dediler ki, Sayın Başbakanım, sizden önceki hükümet %20 zam kararı aldı memurlara. O yüzden bu zam kararını uygulamanızı istiyoruz. Biz size hem hayırlı olsuna geldik, hem de bu zam kararını uygulamanız için size arz ediyoruz. Onlara Erbakan hocamız ne dedi? Teşekkür ederiz dedi, sağ olun. Tebrik ettiniz, Allah razı olsun. Yalnız dedi, biz sizin bu %20 zam kararınızı uygulayamayız. Şaşırdılar. Nasıl olur dediler Sayın Başbakan. Sizden önceki hükümet bunu uygulayacağını söyledi. Bakanlar kurulunda karar aldı. Biz bunu istiyoruz dediler. Erbakan hocamız hayır dedi, olmaz. Biz bunu veremeyiz. Onlar da verirsin, vermezsin. Tabii sendikacı onlar, yani söke söke alacaklar. Güya. Nasıl sendikacılıksa. Sendikacıları bu manada eleştiriyoruz. Çünkü sendikacılar aslında baktığınız zaman bu şekilde haklarını alacağını düşünüyorlar. Ama aslında hak öyle alınmaz. Erbakan hocamız dedi ki, ya siz nasıl sendikacısınız? Çıkmışsınız, gelmişsiniz, %20 diye tutturmuşsunuz. Ya bu insanlar kaç yıldır zam alıyor siz biliyor musunuz? Biz %20 değil dedi, %50 zam yapacağız. Erbakan hocamız %50 zam yaptı, onlar şaşırdı kaldı. Ve Erbakan hocamızın hükümetten 28 Şubat sürecinde uzaklaştırılmasıyla ilgili de o beşli organizasyonun içerisinde, o beş tane STK'nın içerisinde birisi de Türk İş'ti biliyor musunuz? Çok ilginç. Yani bir başbakan düşünün, gelmiş memura %50 zamla işe başlamış. Sonra 6 ay sonra o %50'nin üzerine bir de %30 yapmış. Yetmez, bir yıl sonra %25 yapmış. Yani 100 alan bir memur bir yıl sonra 250 almaya başlıyor. Bak bunlar yaşandı. Yani ben size hikaye anlatmıyorum burada. Yaşanmış bir şey anlatıyorum. Mesela şu anda yine içimizde memurlar var veya ailenizde memurlar var. Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan diyor ki, Erbakan hocamız iktidara geldiği zaman ilk yaptığı iş %50 zamla işe başlamak oldu. Biz de diyor Erbakan hocamızın orijinal talebeleriyiz, has talebeleriyiz. Biz de diyor geleceğiz, boynuz kulağa geçsin istiyoruz. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş memura, emekliye, işçiye %100 zamla işe başlayacağız inşallah. Evet, Allah'ın izniyle %100 zamla başlayacağız. Yine burada da kameraların karşısında taahhütlerimizi yerine getirmiş olalım. Emeklilerimiz de %100 zam alacaklar. 5000 lira emekli maaşı alan 10.000 lira almaya başlayacak. Başkanım ne güzel konuşuyorsunuz, bekara iş boşamak kolay. Oo, ne güzel, manzara da güzel. Bak burada böyle zeytin ağaçları manzarası, burada tarihi Sur lokantasında da bizi de buldun böyle, hava da güzel. Ne güzel konuşuyorsun başkanım diyebilirsiniz. Hayır, dersimize çalıştık. Öyle konuşuruz tabii, biz konuşmayı seviyoruz ama aynı zamanda dersimize çalışarak geliyoruz. Bak milli kaynak paketlerimiz bir. Her şeyin altı dolu. Bunda 150 milyar dolar para var. Şu görmüş olduğunuz küçük kırmızı kitapta 150 milyar dolar para var. Türkiye çok zengin bir ülke. Zannetmeyin ki Türkiye'nin çok fazla sıkıntısı var, problemi var. Elbette var. Türkiye'nin en büyük problemi ne biliyor musunuz? Yönetim problemi. Şu anda iktidardaki arkadaşlarımız maalesef bu işi beceremiyorlar. Devlet yönetmek onların işi değil. Bakın herkesin bir kabiliyeti var. Ne dedik? Biraz önce bu lokantadan, bu restorandan bahsettik. Herkesin bir kabiliyeti var. Bir insan iyi bir işletmeci olabilir. Bir insan iyi bir şoför olabilir. Mesela şoförlük bir meslek. Ya ben araba kullanıyorum, ben kamyon kullanabilirim. Kullanamazsın. Tır kullanamazsın. Motosiklet kullanamazsın. Hepsinin bir ihtisası var. Hepsinin çeşitli ehliyetleri var. Örneğin geçen de Adana'ya gittik biz. Adana İl Başkanımızla havalimanından şehre doğru giderken aynı araçtayız. Baktım güzel bir restoran, dışı tertemiz, pırıl pırıl, dekorasyonu da çok güzel. Orada bir pankart koymuşlar restoranın önüne. Diyorlar ki Adana kebabı bizim işimiz. Dedik ne kadar güzel, tebrik ederiz. Bak Adana'da özgüveni var yani restoran işleten kişinin. Yazmış Adana kebabı bizim işimiz. Yine Bursa'ya giderken geçenlerde Bursa'nın girişinde İstanbul yolundan giderken sağ tarafta baktık kırmızı ışıkta durduk. Orada da bir kardeşimiz egzoz satıyor. Yazmış oraya diyor ki egzoz bizim işimiz.
Biz de baktık şöyle içeriye doğru kırmızı ışıktan. Gerçekten yüzlerce egzoz var. Hepsini dizmiş cetvel gibi çok düzenli tertipli bir dükkan. Orada da takdir ettik kendisini. Yani insanın bir işi ben iyi yaparım demesi çok güzel bir şey. Başkanım bunları niye anlatıyorsun bize diyebilirsiniz. Şunun için anlatıyorum. Devlet yönetmek Yeniden Refah Partisi'nin işi, Doktor Fatih Erbakan ve ekibinin işi değerli kardeşlerim. Bu iş bizim işimiz. Bu iş şu anda AK Partili yöneticilerinin yaptığı gibi maalesef işin bu noktaya gelmesiyle çözülecek bir iş değil. Ha biz AK Partili kardeşlerimizi seviyoruz. Hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Birlikte yıllarca siyaset yaptık. Beceremiyorlar. Devleti yönetmek farklı bir iş. Bak ben bunu onları eleştireyim diye söylemiyorum. Kardeşlik vazifemi yerine getiriyorum. Bu insanlar iyi insanlar mı? Elbette iyi insanlar. Ama bu işi yapamıyorlar. Bak işin içinden çıkamıyorlar. Biraz önce anlattım. Merkez Bankası Başkanı'nı 5 kere değiştiriyorlar. Ondan sonra birisi onu eleştirdiği zaman ne diyor? Sen FETÖ'cüsün diyor. Sen CHP'lisin diyor. Kılıçdaroğlu zihniyeti diyor. Terörist diyor. Hain diyor. Zillet diyor. İllet diyor. Ya böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle siyaset olur mu değerli kardeşlerim? Değerli başkanlarım. Yani iktidarı eleştirince terörist oluyorsun, hain oluyorsun, zillet oluyorsun. Ne münasebet? Böyle bir şey kimin hakkı var? Burada birçok partiden arkadaşımız, kardeşimiz olabilir. Biz şimdi burada diğer partiden insanlar olunca, aynı fikirde olmayınca ve aynı zamanda buradaki STK başkanlarımız bizimle birlikte düşünmese, mesela Yeniden Refah Partisi'nin milli görüş zihniyetiyle düşünmeyebilirsiniz, bu gayet doğal bir şey. Başka bir partiye de oy verebilirsiniz, bu da gayet doğal bir şey. Farklı düşünebiliriz. Bunlar bizim zenginliğimiz. İnsanlar farklı düşünebilir. Bu gayet doğal. Bakın burada mesela bu kadar insanız. Bu kadar insan içerisinde farklı memleketlerde doğmuş insanlar var. Farklı ülkelerde doğmuş insanlar var. Ben de aslen Niğdeliyim. Niğdeli bir kardeşinizin. Bursa'da doğdum, büyüdüm. Şu anda da Ankara'da yaşıyorum. Yani burada hepimiz aynı şehirde doğmak zorunda mıyız? Değiliz. Aynı ülkede doğmak zorunda mıyız? Değiliz. Aynı mezhepten olmak zorunda mıyız? Değiliz. Aynı aşiretten olmak zorunda mıyız? Değiliz. Ama hepimiz birbirimize saygılı olmak zorundayız. Hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Bu toplumda hepimiz bir yelpazeyi temsil ediyoruz. Bu toplumda hepimiz birbirimize saygılı olmak zorundayız. Birbirimizi sevmesek de. Ama birbirimizle iyi geçinmek durumundayız. Çünkü hepimiz aynı havayı soluyoruz. Aynı memlekette yaşıyoruz. Hayır, AK Parti'ye itiraz etmeyeceksin, AK Parti'ye söz söylemeyeceksin. Mesela yine TÜSİAD Başkanı diyor ki, ya bu faizlerin yükselmesiyle alakalı yanlış bir politika yürütülüyor diyor. Yok, hemen sert bir çıkış. Sen nasıl böyle söylersin? Söyleyebilir. Ne münasebet yani? TÜSİAD gibi bir STK'nın başkanı hükümeti eleştiremez mi? Veya bir öneride bulunamaz mı? Mesela şimdi burada biraz önce başkanımız bir öneriden bahsetti. Genel başkanımızla alakalı bir tavsiyede bulundu. Biz şimdi eleştirecek miyiz onu? Ne münasebet efendim, böyle şey mi olur? Siz nasıl böyle bir şey söylerseniz mi diyeceğiz? Bunlar gayet doğal şeyler. Biz kendi hayatımızda da yaşamıyor muyuz? Kendi ailemizde de bize tavsiyede bulunan olmuyor mu? Şöyle yaparsanız daha iyi olur diyen olmuyor mu? Mesela benim annem beni sık sık arıyor. Mesela geçen de Ağustos ayında annem beni Niğde'den aradı. Bir akrabamızı ziyarete gitmiş. Beni aradı, ben de toplantıdayım. Dedim ki kusura bakmayın, annem arıyor, açmam lazım. Açtım telefonu. Dedim buyur anneciğim, hayırdır? Dedi ki ben şu anda dedi bir misafir ziyaretine geldim. Ağustos ayında dedi buraya dedi AK Partililer bir kömürleri indiriyorlar. İşiniz dedi çok zor, çok çalışmanız lazım. Bunlar dedi bak çok çalışıyor. Ağustos ayında kışın kömürünü indiriyor yani AK Parti. Oh ne güzel dünya. Ondan sonra da oylar yağıyor tabii ki. Kömür, makarna ekonomisi, sadaka erzak ekonomisi. Ondan sonra faiz, imtiyazlı müteahhitler. Aynı zamanda imtiyazlı bürokratlar, israf ekonomisi. AK Parti'nin en sevdiği ekonomik sistemi bu. Evet, sadaka erzak kömür ekonomisi. İşte bu annemin anlattığı ekonominin devamı. Seçimler oluyor efendim. Bir hafta önce bir bakıyorsunuz. Kömürler, makarnalar, Allah'ım. Şeyler, bu promosyon çekleri dağıtılıyor. Ne kadar güzel dünya. İnsanlarımız da bunlara bazen tamah edip oylarını veriyorlar.
Yalnız artık deniz bitti. Şimdi şu anda gelinen noktada maalesef Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada artık faize verilecek para da kalmadı. Her şeyi satıyoruz. Her şeyi satıyoruz faiz ödemek için. Borçtan bahsetmiyorum ha. Borç duruyor hala. İç ve dış borcumuz bizim 1 trilyon dolara dayandı. Devamlı borçlanıyoruz. Şu anda topladığımız kredilerle faiz ödüyoruz sadece. Yani bu cebinde hani 9-10 tane kredi kartı olan insanlar var ya. Türkiye'nin şu anda gelmiş olduğu nokta bu. Karttan çekip diğer kartın faizini ödüyorsun. Karttan çekip diğer kartın faizini ödüyorsun. Maalesef çok acı. Ha bunlar düzelir mi? Bunlar elbette düzelir. Bunları zaten düzeltmek için biz buraya geldik. Yeniden Refah Partisi olarak genel başkanımızın biraz önce söylediğimiz gibi Türkiye'de biz inşallah iktidara geldiğimiz zaman yeni bir dönem başlatacağız. Yeni dönem başlattığımız zaman da aynı zamanda sadece ekonomik konularla ilgili değil, aynı zamanda D8 ile alakalı. Biraz önce anlattığım D8, bir Erbakan rüyası. D8 ülkeleriyle birlikte ortak üretim yapacağız. Ortak satın alma gerçekleştireceğiz. Şu elimde kullanmış olduğum, konuşma yapmış olduğum mikrofon ithal. Çin'den geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman ülkeler, bu kadar Müslüman ülke var dünyada, bir mikrofon dahi yapamıyor. Ondan başka şu masanın üzerinde görünen bayrak. Bu bayrağın kumaşının ipliği ithal geliyor. Bangladeş'ten geliyor, Pakistan'dan geliyor veya Çin'den geliyor maalesef. Sonra şu görmüş olduğunuz kaşık. Bakın bu kaşık ithal geliyor. Paslanmazı biz üretemiyoruz biliyor musunuz? Çok acı. Biz paslanmaz üretemiyoruz. Korkuluk. Mesela apartmanlarda korkuluklardan tutunup çıkıyorsunuz yukarıya. Bu da ithal. Şu görmüş olduğunuz lambaların birçok malzemesi ithal. Klimalar zaten ithal. Şimdi şuradan başlasak o kadar çok şey ithal geliyor ki anlatamam size. Bakın şu kapak var ya. Şu görmüş olduğunuz su şişesinin kapağı ithal geliyor. İnanılır gibi değil. O kadar çok ithal malzememiz var. Kalem zaten ithal. Kağıt zaten ithal. Şimdi bunlar hep ithal. Biz ithalata dayalı bir ekonomik model uyguluyoruz. Mesela biz ihracat yapıyoruz ya. Çok seviniyoruz biz ihracat yapıyoruz diye. Tabii ki sevinmemiz lazım. İhracat ülkesi olmamız lazım. Bizim felsefemiz ne? Yatırım, üretim, istihdam, kalkınma, ihracat. Zaten memleket böyle yönetilir. Böyle yönetirsen ancak kaynak bulabilirsin, zenginleşirsin. Zenginleşirsen cebine para girer. Para girdiği zaman mutlu olursun. Mutlu olduğun zaman parayı harcarsın. Harcarsın, yatırım yaparsın. Arabanı yenilersin, evini yenilersin, kıyafetini yenilersin, ayakkabını yenilersin. Bak burada ayakkabıcılara malzeme satan bir başkanımız var. Ne olur o da gider yatırım yapar. Yatırım yapar, fabrikalarını büyütür. Satın aldığı yerlere 10 tane sipariş veriyorsa 100 tane sipariş verir. O 100 tane sipariş yapan adam gider ham maddeciye sipariş verir. Bu şekilde çarklar büyür, gelişir. Ülkenin ekonomisi kalkınır, ihracat yapar. Evet değerli başkanlarım, aynı zamanda hemen toparlayalım. Biz Türkiye'yi biliyoruz kitabı. Bakın bu kitap 530 sayfa, aynı zamanda şu son sayfasında bir CD var. Bu CD'yi de dikkate almamız kaydıyla, bakın şurada içinde bir tane CD var. Bu CD'yi de işin içine katarsanız 7700 sayfa. Ne diyor bu kitabın başında? Biz Türkiye'yi biliyoruz. Biz Türkiye'yi bilen bir partiyiz. Türkiye'de örneğin Zeytinburnu'nda, biraz önce başkanımız kentsel dönüşümden bahsetti. Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm nasıl olmadı? Aynı zamanda Zeytinburnu'ndaki şehir planlaması nasıl olmadı? Aynı zamanda Zeytinburnu'nda sahilde yapılaşma nasıl olmadı? Mesela biraz önce yine başkanımız bahsetti. Sahilde yüksek katlı binalar yapılmak suretiyle aslında denizden gelen rüzgarın, denizden gelen o havanın içeriye doğru girmesi engelleniyor. Adeta duvar örüyoruz. Mesela burada Karadenizli başkanlarımız var. Karadeniz'e gittiğimiz zaman en büyük üzüntümüz denize paralel binaların yapılmasıdır. Örneğin Trabzon'a gidiyoruz, Giresun'a gidiyoruz. Mesela Trabzon'da özellikle bu Karadeniz otoyolu yapıldıktan sonra değerli başkanlarım çok acı olan bir şey var. İnsanlar denize gitmiyor, denize girmiyor biliyor musunuz? Deniz şehirlerinde denize girmeyen insanlar var. Ne kadar ilginç. Denize gitmiyorlar. Yol kesmiş. Bu Karadeniz otoyolu çok uzak kalıyor tabii deniz. Deniz çok uzak kalınca insanlar maalesef denize gitmiyorlar. Denize girmiyorlar. Bunu onlar söylüyor, ben söylemiyorum.
Bunun için anlatıyoruz, şunun için anlatıyoruz. Bu yanlış şehirleşmeden, yanlış yapılaşmadan, yanlış planlamadan kaynaklanıyor. Burada da yine öyle. Mesela burada 30 katlı, 40 katlı binaları şu anda imar izni veriyoruz. Hatta ileride yine Ataköy konakları var. Bakırköy'de Ataköy konakları yapılmıştı. Önü parktı. Daha sonra o parkı imara açtılar. Dünyanın en lüks otellerini getirdiler. En lüks projelerini yaptılar. Bir metrekare daireyi 10 bin dolara satıyorlar. Para bir yere kadar. Ama insanca yaşamak da gerekmiyor mu? Mesela bakın burası ne kadar güzel. Yatay bir mimari var, bahçe var. İnsanlar bakın buraya geliyorlar, dolaşıyorlar. Cenab-ı Allah insanı topraktan gelip toprağa döndüğü için yatay mimaride yaşaması insanın aslında fıtratına uygun. Bizim de Yeniden Refah Partisi olarak imar anlayışımız, şehircilik anlayışımız bu. Bizim de yapacağımız iş bu. Aynı zamanda 81 ilimizde yüzlerce refah projesi. Bakın burada da 81 ilimizde hangi ilimizde ne yapacak? Örneğin Kastamonulu başkanımız var, Çankırılı başkanımız var burada. Sivaslı başkanlarımız var. Sivas'ta biz mesela ne yapacağız? Burada hepsi yazılı. Sivas'ta Sivas'ın şartlarına göre hangi yatırımların yapılması lazım? Bunların hepsi hazır. Ve iktidara kadar, yani seçime kadar da projeler gelmeye devam ediyor. Biz bu projelerin hepsini hayata geçiriyoruz. Sizlerin önerilerini, tavsiyelerini tabii ki bekliyoruz. Değerli başkanlarım, biz sizlerden partimize her zaman destek bekliyoruz. Şimdi siz sivil toplum kuruluşu başkanısınız. Bir şehrin, bir bölgenin temsilcisi olarak bu toplantıya geldiniz. Bizleri burada dinlediniz. Bizlere burada soru sorabilirsiniz. Her şeyi açığız. Biz sizlerle birlikte ülkeyi yöneteceğiz. Bunu da böyle klasik bir cümle olarak söylemiyoruz. Gerçekten de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bizim bunları yapma mecburiyetimiz var. Mesela TÜSİAD. Bizim içimize sinmese de, aklımıza da yatmasa da TÜSİAD Başkanı veya TÜSİAD heyeti bir eleştiride bulunuyorsa biz onu dinleyeceğiz. Diyeceğiz ki buyurun gelin, buyur oturun, bir kahve içelim. Nedir sizin anlattığınız? Bize bir anlatın bakalım. Bizim bir eksiğimiz varsa söyleyin. Yanlışımız varsa söyleyin. Genel Başkanımız bizim partimizi kurduğu zaman Ankara'da partimizin lansman programında ne dedi? Biz iyi olan işleri takdir edeceğiz dedi. Eksikleri tamamlayacağız dedi. Yanlışları düzelteceğiz dedi. Ne kadar güzel. Biz siyasette nezaket ve zarafet getireceğiz dedi. Bu da ne kadar güzel. Siyasette nezaket ve zarafet kalmamış. İşte biraz önce ne diyoruz? Özellikle iktidar partisinin temsilcileri muhalefet partilerine söylemediğini bırakmıyor. Muhalefet partilerini terörist yerine koyuyor. Niye terörist olsun canım? Onlar da bu ülkeyi seven insanlar. Onlar da bu ülkeyi sevdiği için parti kurmuşlar. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Aynı partide değiliz ama sonuçta hakkı da yerine koymak zorundayız. Yani bu insanları bu kadar da böyle sert eleştirmenin bir manası yok. Nezaket ve zarafet böyle olmaz. Bizim genel başkanımızı görüyorsunuz. Gerçekten de Türkiye'de yeni bir dönemi başlattı. Allah ondan razı olsun. Biz de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, aynı zamanda ben daha önce siyaset yapmış olduğum partide STK'lardan sorumlu başkan yardımcısıydım. STK'larla olan ilişkiler gerçekten çok mühim. Yani bizim şu anda burada yapmış olduğumuz toplantıyla birlikte biz Zeytinburnu'nda, İstanbul'da bir ufak hatayı, bir ufak yanlışı düzeltebilirsek hepimiz bundan sevap kazanıyoruz. Hepimizin amel defterine yazılıyor bu. Bu ciddi bir iş. Bu bakımdan ilçe başkanımıza ve Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe teşkilatına da huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Böylesine güzel bir organizasyonu tertip ettikleri için. Evet değerli başkanlarım, bizim kısaca yapacağımız işleri anlattık. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz onu anlattık. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz onu anlattık. Sizleri daha fazla dinlemek için ben şu an itibariyle inşallah konuşmamı sonlandırıyorum. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Doğan Bekir Bey de teşrif ettiler. Dış ilişkilerle alakalı özellikle değerli başkanım, burada Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var, Afganistanlı kardeşlerimiz var. Onlar özellikle bizim mülteci konularıyla alakalı, aynı zamanda sığınmacılarla alakalı bunları da işin içine katmak suretiyle siz de bir selamlama yaparsanız çok seviniriz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah başka organizasyonlarda, başka toplantılarda, inşallah iktidar olduğumuz zaman Ankara'da Beştepe Külliyesi'nde yine aynı kahvaltının bir benzerini yapmak suretiyle sizi davet etmek isteriz. Cenab-ı Allah inşallah nasip etsin.
Genel Başkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olduğu törende de inşallah sizleri hep birlikte davet edelim diyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çok kıymetli ilçe başkanımız, il yönetim kurulu kardeşlerimiz ve siz kıymetli sivil toplum örgütleri mensupları ve burnumuzun güzide basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz, tabii Erbakanlığı Genel Sekreteri olarak D8'in 25. yıl dönümü münasebetiyle dün bir anma programı düzenledik ve çok şükür D8 ülke büyükelçilerinin yanı sıra Afrika'dan ve Asya'dan, Avrupa'dan birçok ülkeden büyükelçiler, misyon şefleri ve sivil toplum örgütü mensupları katılım sağladılar. Üst düzey bir katılım oldu ve beklentinin ne derece yüksek volümde olduğunu da orada bir kez daha ortaya koymuş oldular. İnanın Türkiye'de bütün İslam coğrafyası şu anda yanıyor ve bütün sorunların çözüm merkezi, ana merkez olarak Türkiye'yi görüyorlar. Fakat ne yazık ki Türkiye kendi sorunlarıyla cebelleşmekten bir türlü önünü alamıyor. Ayrıca bu iktidar döneminde 20 yıl içerisinde uygulanan yanlış dış politika yüzünden şu anda birçok düşman kazanmış vaziyetteyiz. Ve Türkiye ile dostluk ilişkileri kurması gereken birçok ülke Türkiye'yi taraf olarak görmekte ve Türkiye'nin bu yanlış politikaları yüzünden uzaklaşmaktadır. Ve yeniden bütün bu ilişkileri tesis etmek için de bizlerden büyük bir beklenti içerisindeler. Biz şu anda mecliste yönetilmiyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen mecliste grubu bulan birçok siyasi partiden ki ana muhalefet partisi dahil hiç bu kadar büyük elçiyle temsil edilen bir toplantı düzenleyebilecekleri kanaatini taşımıyoruz. Çünkü son yıllardaki bütün organizasyonları yakından takip ediyoruz, görüyoruz ve bu da bizlere karşı olan teveccühün bir tezahürü şeklindedir. Değerli kardeşlerimiz, Erbakan hocamızın yanında da yıllarca dış politika olarak hizmet etmiş ve uzun yıllar onun özel tercümanlığını yapmış birisi olarak çok rahat bir şekilde şunu ifade edebilirim ki Erbakan hocamız yurt dışına nereye gitsek hala onun uyguladığı birleştirici politikalarının özlemi içerisindeler ve mahdumu olan Doktor Fatih Erbakan'ı da tanıdıkça onların yeniden Erbakan ismine olan teveccühü gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Ve gerçekten de Erbakan hocamız izini aynen takip edecek ölçüde çok donanımlı olarak yetiştirilmiş bir genel başkanımızla birlikte çalışmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Ben Deniz zaman zaman genel başkanımıza şunu ifade ediyorum. Diyorum bazen karıştırıyorum, kusura bakmayın. Çünkü uzun yıllar babanızla da hizmet ettim. Şimdiki mevcut cumhurbaşkanıyla da birlikte biz aynı kurullarda 15'inden fazla görev yaptık. Ve genel başkana şunu söylüyorum. Bazen karıştırıyorum. Acaba baba Erbakan'la mı yoksa oğul Erbakan'la mı görev yapıyor? Çünkü gerçekten aralarında nüans farkı dahi görme mümkün değildir. Uzun yolculuklarımız oldu kendileriyle yurt içi, yurt dışında. Ve gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretebilecek
sadece ajantasında vatanına ve milletine hizmetten başka gizli bir ajantası olmayan yegane lider olduğunu da sizlere burada açıkça ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, artık yolun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu iktidar demin ekonomik konularla ilgili değerli genel başkan yardımcımız geniş açılı bir açıklamalarda bulundu. Tabii bendeniz fazla ekonomiden anlamıyorum, ancak sizler gibi takip ettiğimiz kadarıyla ekonomi konusunda yorumlar yapabiliyoruz ama dış politikada da Allah'a şükürler olsun 40-45 yıllık bir tecrübe sahibiyim. Ve bu konuda da iddialı bir şekilde de her türlü görüşü ortaya koyabileceğiz. Şunu ifade etmek gerekir ki gördüğüm kadarıyla ekonomide aranızda Diyarbakırlı var mı? Sivil toplum var. Şimdi Diyarbakırlı kardeşimiz Cumhur Hakkoy'u mutlaka tanıyordur. Duymuştur. Evet, dar kapıda küçük bir büfesi, dükkanı vardı. Ve o büfe işletiyor. Gelen gidenle çay, sandviç veriyordu. Fakat onunla yetinmiyordu. Büyük bir dünyası vardı. Ve daha çok hırslanıp para kazanmak, daha çok bir şeyler elde etmek için her gün yeni metotlar ortaya koyuyordu. Onun en son metotlarından birisi de mahkemeye başvurup Diyarbakır ilçeleri içerisinde en büyük olan Ergan ilçesinin annesine ait olduğunu ifade etmesiydi. Ve ölünceye kadar da bu hayalle öldü. Ne o serveti elde edebildi ama ölünceye kadar, yanlış anlamayın, küçük böyle karton bir kutu kurmuştu. Ve gelen köylülere orada bur karayı al parayı şeklinde küçük fındık farelerini artık nasıl eğitmişse yarıştırıyordu. Ve orada parayı koyan tabii fare kim daha çabuk hedefe ulaşıyorsa parayı toplayıp gidiyordu. Kendisi de bunun üzerinden para kazanıyordu. Şimdiki iktidar da benzer şekilde ekonomide aynen Cumhur Hakkı'nın metotlarını uyguluyor. Ortada hiçbir şey yok ama insanlarımıza dev bir ekonomi gösterge ortaya koymaya çalışıyorlar ve bizleri Almanya'yla, Fransa'yla, Amerika'yla yarıştırıyorlar. Ne yazık ki durum bu dereceye gelmiş vaziyettedir. Ama ekonomide olduğu gibi dış politikada da bir açmazın içerisindeyiz. Son dönemlerde biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeler, Ege Denizi'nde yaşanan sıcak gelişmeler, Orta Doğu, Suriye, Irak'taki gelişmeler ne yazık ki Türkiye'nin uyguladığı yanlış politikaların sonucudur. Bugün değerli komutanımız tüm general Cihat Yaycı'nın da ifade ettiği gibi, vurguladığı gibi bizim 150 Ege Denizi'nde kayıp adamız var. Ve bunların hemen hemen tamamında Yunan bayrağı dalgalanıyor. Bunlar Türkçe isimlere haiz olan adalar olmasına rağmen Türkiye, bırakınız bu adalara sahip çıkmayı, isimlerine dahi sahip çıkmaktan kaçınmaktadır. Ve kendi haklarımızı korumaktan aciz bir durumdadır. Şu anda Yunanistan, üyesi olduğumuz NATO üyesi ülkeleri, yani Amerika'yı ve Fransa'yı, İngiltere'yi de arkasına alarak Türkiye'ye tehditler savurmaktadır. Ve NATO'nun mevzuatına göre bir NATO ülkesi başka bir NATO üye ülkesini tehdit edemez. Bu bir suçtur aslında. Ama üstünler hukuku uygulanıyor NATO'da da, diğer ittifaklarda da. Aynen George
Orwell'ın da kitabında ifade ettiği gibi Hayvanlar Çiftliği kitabında ne diyor? Orada George Orwell diyor ki bütün insanlar eşittir ama bazı insanlar daha eşittir. Demin Genel Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi bütün Türkiye dahil birçok ülkede herkes kendini eşit görüyor. Fakat belli bir zümre, yani küresel güç dediğimiz Siyonistler ise kendilerini daha eşitlikçi, daha üstün görmeye çalışmaktadırlar. Ve bunun sonucu olarak da dünyada adaletsizlikler, huzursuzluklar ve açmazlar meydana gelmektedir. İşte Ege Denizi'nde de olan şu anda gelişmeler bu noktadadır. Türkiye Yunanistan'da masaya oturuyor. Hangi masaya oturacak, hangi konuları konuşacak? Kara sularını 12 mile çıkarmak konusunda Türkiye'yi tehdit ediyor. Oysa ki ana muhalefet partisi, bu sadece iktidar değil, ana muhalefet partisini de yakından ilgilendiren bir konudur. Ne diyor ana muhalefet partisi genel başkanı? Lozan bizim tatlımızdır, dendirmeyiz diyor. Şimdi zihniyete bakar mısınız? Lozan'da imzaladığımız Lozan anlaşmasına göre Yunanistan'ın kara suları 3 mildir. Ve 1982'de Birleşmiş Milletler'de imzalanan anlaşmayı Türkiye tanımıyor ve taraf değil, imza altına almamıştır. Dolayısıyla Türkiye için Yunanistan'la arasındaki ihtilaflı Ege Denizi'nde tarafların kara suları 3 mille sınırlandırılmıştır ve bu bağlayıcıdır Lozan'da. Ama Yunanistan ne yaptı? 1936 yılında 6 mille çıkardı. Türkiye sessiz kaldı ve ilk orada Lozan'ı deldi. Buna Türkiye ne zaman cevap verebildi? 1964 yılında 6 mille çıkarabildi. 1995 yılına geldiğimizde bundan cesaret alan Yunanistan bu sefer 12 mile çıkaracağını ifade etmeye başladı. Ama o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli görüş bayrağı dalgalanıyordu. Ve rahmetli Erbakan hocamız kıyameti kopardı. Ve bütün partilerin ortak deklarasyon yayınlanması gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı. Ve dedik ki Yunanistan'ın bu yaptığı casus bellidir, yani savaş nedenidir. Bunun üzerine bütün siyasi parti ortak deklarasyon yayınlayarak eğer ki 12, 6 mil üzerine çıkaracak olursa bu bir savaş nedeni olacaktır dedi. Ve 1995'ten günümüze kadar Yunanistan'ın çıtı çıkmadı bu konuda. Fakat ne yazık ki şu anda diğer ülkelerini arkasına alarak ve Türkiye'nin uyguladığı zayıf politika neticesinde yalnızlaştığı bir ortamda Türkiye'yi kıstırarak bir köşeye buradan taviz alma yoluna gitmeye çalışmaktadır. Eğer bunu gerçekleştirecek olursa, 12 mile çıkaracak olursa Yunanistan aç Ege Denizi Yunan Denizi haline dönüşecek ve orada Türkiye'nin hiçbir hakkı kalmayacaktır. Suriye'de de keza benzer şekilde yanlış politikalar yüzünden şu anda devlet içerisinde devletler kurulmaya çalışılmaktadır. Değerli kardeşlerim, elbette ki Zeytinburnu Doğu Türkistan ve Afganlı kardeşlerimizin en çok yaşadığı ilçelerin başında gelmektedir. Ve dolayısıyla Türkiye'nin de bu politikalarını yakından ilgilendiren konular söz konusudur. Ne yazık ki iktidar partisi Doğu Türkistan konusunda yetersiz politikalar uygulamaktadır. Ve Çin sermayesi Türkiye'ye gelmesi adına Çin hükümetine bu konuda tavizler vermekte
ve uyguladığı ikili anlaşmalarda Sayın Cumhurbaşkanı gidip Çin Devlet Başkanı'yla yaptığı konuşmadan sonra, görüşmeden sonra ne yazık ki ortak belgeye imza attı ve Çin kendi meclisinden bunu onaylattı. Şu anda hükümet onaylamış olmasına rağmen meclisten daha geçerme cüretini gösteremiyorlar. Çünkü diğer Milli Görüş Partilerinin, yani Yeniden Refah Partisi'nin bu konuda sesinin yükseleceğini bildiği için. Fakat Genel Başkanımız da bu konuda Doğu Türkistanlılara sahip çıktı ve orada imza atılan belgede Türkiye'nin Doğu Türkistan politikasını aynen Çin'in görüşleri doğrultusunda kabul ettiğinin deklarasyonudur. Ve orada Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Çin birer terörist olarak görmektedir. Ve derhal Çin'e iade edilmesini istiyor. Ve bunun altını da imzalamış vaziyettedir ne yazık ki biz yönetenler. Bu belki size afaki gelebilir. Bütün bunların belgeleri elimizde mevcuttur. Aynı şekilde Rohingya Müslümanlarıyla ilgili de benzer şekilde oradan Budistler 1.100.000 Müslümanı sürdüler Bangladeş'e. Ve ne yazık ki aynı şekilde o zamanki Nobel ödülünü kazanan bayan devlet başkanlığının zorlamaları sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız da bunların Myanmar'daki düzeni bozmaya yönelik olan terörist faaliyetler içerisinde olduklarını imza altına aldı. Ve bu da açıklandı ne yazık ki oradaki devlet arşivlerinde şu anda mevcuttur. Ve şu anda 1.100.000 mülteci kamplarda yaşıyor ne yazık ki. Afganistan politikasında da biz kendi milli politikamızı oluşturabilmiş değiliz ve sadece batılı güçlerin taşeronluğunu yaparak Afganistan'da oradaki yaşanan kaosun daha da büyümesine neden olduk. Eğer ki bu iktidar D8'i güçlendirmiş olsaydı şu anda değil Amerika Birleşik Devletleri, değil Çin, değil Hindistan, değil İngiltere hiçbir güç oraya müdahale edemeyecekti. Ve sorunları kendi içimizden, kendi bünyemizin içerisinde çözme imkanına kavuşmuş olacaktı. Hiçbir şekilde Afganların çıkarına yönelik bir icraatın içinde değiller ve bunun neticesinde büyük göç oluyor şu anda Afganistan'dan Türkiye, Pakistan'a ve İran'a. Ama yerinde sorunların çözülmesi durumunda Afganistan'ın yeniden refah ülkesi olması söz konusudur. Onlar istemiyorlar huzuru, istikrarı Afganistan'da. Çünkü Afganistan dünyanın en gelişmiş yeraltı zenginliklerine sahip bir ülkedir. Ve şu anda en ileri teknolojide kullanılan madenler ne yazık ki yok pahasına Çin ve diğer devletler tarafından ithal edilmektedir. Ve bu nedenle de ne kadar huzursuzluk fazla olursa onların ekonomik kazanımları daha fazla olacaktır. Bunun bilinciyle hareket ederek Müslümanın Müslümanına kırdırılmasını adeta seyreder politikalar uygulamaktadırlar. Ve Türkiye'de de ne yazık ki destek verilmektedir bu konuda, omuz desteği verilmektedir. Bu da yanlış politikalardan bir tanesidir. İnşallah biz mecliste olduğumuz dönemlerde sadece bizim milletimizin menfaat ve çıkarları için değil, bütün Müslümanların menfaat ve çıkarlarını koruyacak politikaları da ihdas edip
onların sözcülüğünü yapacağız. Afganistan'daki Müslüman kardeşlerimiz de ezilen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de sözcüsü ve savunucusu tek siyasi parti şimdi olduğu gibi bizler olacağız. Çok şükürler olsun ki Afganistanlıların ve Doğu Türkistanlıların bütün uyguladıkları programlara da gücümüz ölçüsünde katılım sağlıyoruz ve onlara manevi destek olmak konusunda da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Belki sorularınız olabilecek. Onun için huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Allah var etsin sizleri. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum değerli hatiplerimize, genel başkan yardımcılarımıza. Değerli konuklar, programımızın neticeye vardırmadan önce soruları olan siz değerli başkanlarımız varsa sorularınızı alalım. Genel başkan yardımcılarımız da buradayken. Ben sorabilirim. Evet, sırayla şey yapalım. Yaşar Bey, buyurun. Tekrardan kendimi tanıtayım. Yaşar Güner, Zeytin Mutlu Giresun'da Dernek Başkanıyım. Çok güzel bir söyleşi oldu. İyi bir program oldu. Öncelikle onun için Onur Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Değerli Başkan Yardımcılarıma da. Şimdi hem ilçe başkanımız hem başkan yardımcılarımız ekonomide, işte siyasi konularda, dış politikalarda her şeyi bir kendine göre özetlediler. Fakat benim öğrenmek istediğim bir şey var. Şimdi ekonomi kötü, o kötü, işte siyasi kötü ama bizim inanacak olduğumuz konu hangisi onu öğrenmek istiyorum. Ben değerli genel başkanım da bir programda biz mecbur kalırsak en son Cumhur İttifakı'nı destekleriz diye bir söylemi oldu. Buna dayanarak diyorum, bu söylemle ilgili değişiklik oldu mu, siz de bu söyleme katılıyor musunuz? Teşekkür ederim. Son söylediğinizi anlayamadım. Yanlış bir cevap vermek istemiyorum. Yani şu kötü bu kötü. Sonra hayır, hayır. Ekonomiyi anlattınız. Her şey tamam, doğru. Onlara bir şey demiyorum. Tamam. Ekonomimizde kötü diyen olabilir. Her şey de. Evet. Şimdi genel başkanımızın da biz televizyon programında bir mecbur kalmışlar. Yani bu kadar kötüyse diyorsunuz, siz niye destekleyeceğiz diyorsunuz? Yok. Onu izah edeyim. Teşekkür ederim. Bize bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey bir televizyon programında. Evet. Bu televizyon programını sunan moderatör gazetecinin şöyle bir sorusu oldu. Dedi ki efendim ikinci turda eğer Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan kalırsa siz kimi desteklersiniz dedi. Orada da genel başkanımız tabii bazı detayları paylaşmak suretiyle ehvenişer olarak yani ehvenişer kötünün iyisi diyelim. Sayın Erdoğan'ı destekleriz dedi. Burada bunun için söylediğini ifade etti. Fakat sonrasında bize tepkiler nereden geldi biliyor musunuz? Özellikle AK Partililerden geldi. AK Partililer ne diyor biliyor musunuz? Ya siz ne yapıyorsunuz? Biz diyorlar zaten siz kurulduğunuz için artık size oy vereceğiz, sizi destekleyeceğiz. Siz niye böyle bir şey yaptınız diye en çok bize AK Partili kardeşlerimiz tepki gösterdi. Ben de onu öğrenmek istiyorum. Ve nereden daha çok tepki geldi? Özellikle Orta Anadolu'dan. Konya, Kayseri, Yozgat, ondan sonra bu tarafa doğru gelirseniz işte Bursa, Balıkesir yani en çok AK Parti'nin en çok oy aldığı yerlerden. İstanbul'da da dahil. Yani bunun için anlatıyorum. Çok önemli bir soru. Belki de bu programın en önemli sorularından bir tanesi. Sayın Genel Başkanımız daha sonra başka bir televizyon programında da evet biz böyle söyledik ama biz bu soruya cevap vermek adına yani ikinci turda böyle bir kombinasyon olursa diye destek verebileceğimizi ifade etti. Orada da AK Parti'yi destekliyoruz demiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için diyoruz. Çünkü zaten biz parti olarak seçimlere giriyoruz. Tabii ki takdir edersiniz bizim Cumhurbaşkanı adayımız Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan. Onu açıkça da deklare ediyoruz. Mesela şu anda bizim Yargıtay sisteminde 250 bine yaklaşan üyeniz var. Yani bizim Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı göstermeyle alakalı, 100 bin imzanın toplanmasıyla alakalı zaten bir sıkıntımız yok. İkincisi parti olarak zaten Allah'ın izniyle diğer ıslak imzalı üyelerimizle işin içine sokmak kaydıyla yaklaşık 400 bin üyemiz var.
üyelerimiz artarak devam ediyor. Her ay yaklaşık olarak 25-30 bin üyeyi koymaya devam ediyoruz sisteme. Yani burada sonrasında da biz ikinci turda da böyle bir desteğin olmayacağını ifade ettik. Hatta eğer ikinci tura kalırsa da teşkilatımız bize diyor ki, yani biz çünkü çok istişare eden bir partiyiz. Bizim teşkilatımız, ilçe teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, Anadolu'dan özellikle MKYK üyelerimiz, kurucular kurulu üyelerimizin bize son zamanda söylediği şu: siz ilk turda seçilirseniz, inşallah seçilirsiniz, genel başkanımıza söylediklerinden bahsediyorum. İkinci turda da eğer kalırsanız yine siz seçilin istiyoruz. Yok, ikinci turda bizim, yani Yeniden Refah Partisi'nin adayı Sayın Erbakan olmaz ise biz ikinci turda hiçbir kişiyi, hiçbir Cumhurbaşkanı adayını desteklemeyeceğiz diyor teşkilatlarımız bize. Şu anda bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi İrem, ben bir husus arz etmek istiyorum. Şöyle, ben emeklisen, Türkiye emeklisen kurucularındayım. Şimdi Türkiye'de yaklaşık %10 emekli kesim var. Bu emekli kesim gençken, muktedirken bu devletin ekonomi, sosyal, kültürel alanda kalkınmasına, gelişmesine, gelişliğini veren bir kitle. Ve aidip kitle. Bu kitlenin siyaset olarak hiçbir siyasetçiden genelde böyle bir emekli politikaları olduğunu görmedim. Çünkü emeklilerin yaşamları için bence ücretlerin eşitlenmesi lazım. Yani devlet bugün çıkıyor, diyor ki işte devlet emeklilerine şu kadar para vereceğiz. Tamam, siz devlet olarak kendi şeyinizi koruyorsunuz ama işçi emeklileri bunun yanında emekli sandığı, özel emekli sandığı şeyleri var, çalı emeklileri var. Bunlardan birisi de benim. Akbank'la çalışıyorum. Geçen torba yasada şey yapıldı, torba yasanın içine emekli sandıkları geçmemiş diye yaklaşık 350-400 bin banka emeklisi, odalar birliği, borsalar birliği gibi özel sandıklara bayram ikramiyesi verilmiyor. Yaptığımız bütün müracaatlarda da bu es geçildi. En son Beşiktaş'ta bir farkındalık yaptık. Ve bizi davaya zorladılar. Yani tek tek dediler, dava açacaksınız. Burada esas itirazım bize yapılan bu haksızlık değil. Genel politika içerisinde tüm emeklilerin maaşlarının bir şekilde ayrımcılık yapmadan eşitlenmesi ve emeklilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir politikanız, böyle büyük bir kitle, gelişmiş kitlenin hakkında nasıl bir politika geliştirir? Bir ikincisi sosyal olarak aynı zamanda. Parklara çıktığınızda emekli olduktan sonra insanlar yalnızlaşıyorlar. Ben parka çıkıyorum mesela, tek tek insanlar oturmuşlar, kara kara bir şey. Bunların bir sosyal hayata katılmanın sağlanması lazım. Bunların geçmişte birikimlerini, edinimlerini alttaki kuşaklara da aktarmaları gerekiyor. Sizin emeklilerle ilgili bir genel politikanız varsa dinlemek istiyorum. Evet, Yeniden Refah Partisi öyle bir parti ki her soruyu sorun, hepsinin cevabı var. Elhamdülillah. Şimdi başkanımız güzel bir soru sordu, ona da cevap verelim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde emeklilere en büyük zam Erbakan Hoca verdi mi? Verdi değil mi? Tamam. Emeklilerimizin bir kere Yeniden Refah Partisi'ni desteklemeleri gerekir. Vefa olarak desteklemeleri gerekir. Yeniden zam almak istiyor musunuz? Bizi destekleyeceksiniz. Ha, zam almak istemiyorsanız mevcut AK Parti'ye oyları vermeye devam edin. O da sizin bu anlattıklarınızı size yaşatmaya devam etsin. Açık net konuşuyorum. Matematik konuşuyorum bakın. Amacım hamasi konuşmak değil. Siz 20 yıldır mesela ne kadar zam aldınız bir emekli olarak? Biz diyoruz ki size %100 zam yapacağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız. Mesele sadece zam yapmak değil. Esas sizin ikinci sorunuz daha önemli. Önemli olan emeklilerin hayata intibak etmeleri. Yani emekli olan bir insan ne oluyor? Artık tamam, sen emekli oldun, git kenarda otur, camiye git, namazını kıl, ondan sonra torun sev, başka hiçbir şey yapma. Bizim bununla alakalı çok güzel bir projemiz var. Şu ana kadar hiçbir partinin düşünmediği, hiçbir partinin de dikkate almadığı bir organizasyon yapacağız. Ne bu?
Bu organizasyon özellikle, örneğin sizler de emeklisiniz Akbank'tan. Bankacılık konusunda biraz tecrübeniz vardır muhtemelen. Yani bankacılığın hangi biriminde çalıştığınızdan haberim yok. Biz emekli olan insanların hepsinin özgeçmişlerini bir programda sisteme yükleyeceğiz. Bu sistemde gerek devlet, gerek özel sektör danışmanlık ihtiyacı olduğu zaman sizler sembolik bir rakam karşılığında danışmanlık yapacaksınız. Mesela KOBİ'nin bir finansman ihtiyacı oldu. O sistemden sizi tanıyacaklar, sizden rica edecekler, siz gideceksiniz, o KOBİ ile görüşeceksiniz, konuşacaksınız. Aynı zamanda biliyorsunuz artık teknoloji çok gelişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siz gerekirse Skype'den yani ekrandan, Zoom'dan bu şekilde o insanlarla görüşeceksiniz, konuşacaksınız. Sembolik olarak da, çok yüksek bir rakam değil tabii, sembolik olarak da hakkınızı sistem size verecek. Yani sizi biz hayatın içerisine katmak istiyoruz. İkincisi, biz emekli abilerimiz diyelim, emekliler diyelim. Biz de emekliye yakınız. Artık emekli, tabii emeklilik bizim için mezarda. Yani biz ölene kadar çalışıyoruz. Türkiye'nin de maalesef sistemi bu biliyorsunuz. Sizleri biz partimize davet ediyoruz. Şimdi siz aktif siyaset yapmak durumundasınız. Bir hayat tecrübeniz var. Mesela isminiz neydi başkanım? Yusuf. Yusuf başkanım, sizi mesela gelin Yeniden Refah Partisi'ne davet ediyoruz. Gelin birlikte çalışalım. Bakın bizim burada tüm mesleklerden, tüm yaşlardan insanlarımız var. Şu anda bizim partimizde emekli olup çalışan, aktif olarak çalışan çok kardeşimiz var, çok abimiz var. Siz de gelin burada çalışın, biz çok hayırlı bir hizmet yapıyoruz. Bakın mesela şimdi burada bizim başkanımız var, Kadir başkanımız. O da aynı zamanda bir dernek başkanı. Bir dernek başkanı ama aynı zamanda bizim partimizde aktif olarak çalışıyor. Şimdi sizin bu sorularınızın hepsine cevabı hangi kurum veriyor değerli başkanlarım? Siyaset kurumu. Bak sizin mesela hepinizin, bak burada STK'ların temsilcileri var. Ben mesela isterim ki bu STK temsilcileri bir partide görev alsın. Yeniden Refah Partisi'ni almanızı ben isterim. Şu anda da burada davet ediyorum mesela. Diyorum ki gelin birlikte siyaset yapalım. Yok başkanım, ben sizi partinize yapmak istemiyorum. Tamam, hangi partide yapmak istiyorsunuz? Şu partide. Tamam, gidin orada yapın. Yani sizin buradaki sorularınızın çözümlerine çare olabilecek sistem siyasettir. Siyaset olmadan sizin bunları bir çare olarak ortaya koyabilmeniz mümkün değil. Ben de esnaf bir kardeşinizim. Şimdi esnafa gidin sorun, esnaflar o kadar şikayetçi ki. Tamam, biz diyoruz ki esnafa, gel bizimle birlikte çalış partide. Yok başkanım diyor, ben diyor dükkanı diyor kime bırakacağım? Biz dükkanı kime bırakıyoruz? Bırakıyoruz mecburen. Çünkü sen eğer esnafsan, sen işlerin büyümesini istiyorsan siyaset yapacaksın. Siyaset yapmazsan işte geliyorlar böyle ülkeyi batırıyorlar. Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada maalesef işte bugün arkadaşlarımızla birlikte gelirken buraya biz bizim üye standlarımızda lokum dağıtıyoruz, şeker dağıtıyoruz. Biz daha önce 5 kilo lokumu 40 liraya alıyorduk. Şimdi 1 kilo lokumu 40 liraya alıyoruz. Şimdi bizim arkadaşlarımız, Zeytinburnu Teşkilatımız üye standlarına lokum şeker alırken tonla alıyor, ton. 1 ton. Yani 1,5 ton. Lokumu böyle alıyoruz. Ne anlatıyoruz biz? Şunu anlatıyoruz. Hayat çok pahalı. İnsanlar diyor ki başkanım hayat çok pahalı. Senin yüzünden sen gidip bir partide çalışmıyorsun. Ondan sonra da ne yapıyorsun? Şikayetçisin. Hayır, şikayetçi olmayacaksın. Bizim gibi geleceksin, bizim gibi partide çalışacaksın. Biz profesyonel siyasetçiler değiliz. Bize devletten filan bir maaş gelmiyor. Biz hepimiz kendi hayatımızı yaşayan insanlarız. Sizden birisiyiz biz. Biz de uzaydan veya Amerika'dan, Çin'den gelmedik. Biz de sizin gibi hayatımızı, ekmeğimizi helal yoldan kazanmaya çalışan insanlarız. Bak ben anlatıyorum. Ben esnafım, mobilyacıyım ben. Bir iş yerim var. Ufak bir inşaat şirketimiz var. Devlette de işimiz yok. Orada dediğim gibi ticaretimizi yapmaya devam ediyoruz. Sizin bu sorduğunuz sorulara esas cevap sizin gelip bizim partimizde çalışmanızdır. Dediğim gibi bizim partimizde çalışmaz mısınız? Sizin aklınıza, gönlünüze yatan hangi siyasi parti varsa sizin orada muhakkak çalışmanız lazım. Yani emeklilerin sistemin dışında olmasını biz asla kabullenmiyoruz. Emeklilik tabiri de yanlış bir şey zaten.
Ne oluyor? Emekli olunca insanlar psikolojik olarak da artık diyorlar tamam ben elimi ayağımı çektim. Hayır öyle bir şey yok. En tecrübeli zamanınız sizin. Biz muhakkak bu sistemi uygulayacağız. Bu sistem Japonya'da yapılıyor. Bunu biz hayata geçireceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Süremiz çok kısa. Afganistan derneklerinde ben bir sözcü olarak bir başkanıma vereyim. Saat 1 oldu. Basına bir söz vermeden gidelim. Basına veririz. Hemen size veririz. Çok geç gittik. Kimse kalmadı. Hüseyin abi görüşürüz. Evet, kıymetli hazırım. Afganistan Türkmenleri Dernek Başkanı Fehim Işık. Şimdi Sayın Doğan Bey'le biz televizyonda bundan konuşmuştuk ama tekrar Doğan Bey hoş geldiniz diyorum. Yalnız orada bir Afgan kelimesi kullanıldı. Malum aleyiniz Afganistan bir devletin ismi. Afgan da orada yaşayan Peştörlerin ismi. Biz yalnız Afganistan'da yaşayan Türkleriz. Bu Özbek ve Türkmen total rakam takriben 15 bin tekabül ediyor. Millet Türk asıllı yaşıyor orada. Bunu azıcık bir izahat getirmek istedim. Nasıl ki Bulgaristan'dan gelen Türklere Bulgaristan Türk'ü denmiyorsa bunu Afganistan'a gelen Türklere de Afganistan Türkleri denmesi lazım. Malumuz Afganistan 1700'lerde kurulan İngilizlerin kurduğu bir devlet. Tapın bir devlet. Çünkü güneyde Hindistan vardı o zaman İngilizlerin hakim oldu mu? Kuzeyde Çarlık Rusyası vardı. Arada bir tapın bölge olması gerekiyordu. Bunu bir şekilde kurdular. O memleket daha önce Türk yurdu. Çünkü Mahmud Gaznavi. Sultan Mahmud Gaznavi de biliyoruz. Ondan sonra Sultan Hüseyin Baykar'ı diyebiliyoruz. En son Timur, Babur bu memleketi kuran insanlar. Hatta Babur'un kabri dahi şu an Afganistan başkanının kabrinde. Mevcut iktidar, oradaki iktidar bizi bu şekilde lense ederek dünyaya yani Türk'ün olmadığını, hatta az olduğunu, yok olduğunu izahatları boyuna kadar bir şekilde idare ettiler. Maalesef dünya değiştiği için şu an oradaki Türklere Türkiye'nin ve sizlerin gibi siyasilerin hakim ve sahip çıkması gerekiyor. Ben bu konuyu azıcık da olsa bir söylemek istedim. Tekrar teşekkür ediyorum. Vaktinizi fazla almak istiyorum. Çok sağ olun. Artık bu sırada sonra konuşmasak var mı? Yine de sorayım. Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur Başkanımız daha Erbakan Vakfı kuruldu günden bu yana. Biz işler halindeyiz. Sık sık da görüşüyoruz. Sağ olun. Gerçekten Refah Partisi güzel çalışıyor. Biz de sokak röportajları yaparken zaman zaman soruyoruz. AK Parti oy vermedi, ikinci partiniz hangisi olur? Gerçekten açık ara farklar Refah Partisi çıkıyor. Bunu ben onun başına paylaşıyorum. Şimdi AK Parti'yi şu an en makul, en güzel eleştiren sizlersiniz. Ben korkuyorum. Çünkü daha önce Sayın Süleyman Soylu eleştiriyordu. Erdoğan yanına aldı. Devlet Bahçeli eleştiriyor yanına aldı. Öbür birkaç kişi daha var. İsmi şu an aklıma gelmedi. Acaba sizi de yanınıza alır mı diye korkularım, endişelerim var. Ne düşünüyorsunuz? Yüzde kaç AK Parti ile beraber olabilirsiniz diye sormak istedim. Teşekkür ederim. Bu da güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Bizim genel başkanımızın daha önce siyaset yapmış olduğumuz partiden ayrılma sürecinde bize birçok partiden gelin burası da sizin partiniz birlikte çalışalım diyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, başkanlarımız oldu. Öncelikle genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey milli görüşçü bir insan ve milli görüşün sistemi içerisinde prensipleriyle siyaset yapan bir genel başkanımız var. Bu bakımdan bizim AK Parti'ye gitmemizle alakalı eğer baştan böyle bir irademiz olsaydı zaten şu anda biz burada bu toplantıyı yapmıyorduk. Bizim geçmişte biraz önce anlattığım gibi yani biraz böyle 25 yıl önceyi de anlatıyoruz bazen. Arkadaşlarımız da bazen eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya siz geriye dönüp konuşuyorsunuz. Hayır. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela bakın bu mekana ben ticaretten çok örnek veriyorum ama bu mekana defalarca gelmiş bir insanım. Başkanımız da burada bu organizasyonun yapıldığını söyleyince ben gönül rahatlığıyla geldim. Neden? Buraya daha önce kaç kere geldik. Biz burada en iyi hizmeti alıyoruz. En güzel bir şekilde ağırlanıyoruz. Ürünlerin kalitesi güzel. Yani biz ikinciye, üçüncüye, dördüncüye geldiğimiz için burayı çok iyi tanıyoruz. Refah Partisi'ni de buradaki bizi dinleyen tüm kardeşlerimiz, seçmenlerimiz çok iyi tanıyor. Bakın, şimdi şu pencereden görüyorum. Mesela dışarıya çıksak, burada bir toplantı var gördüğüm kadarıyla. Oradaki bayan kardeşlerimize sorsak, Refah Partisi
gönüllerinde taht kurmuş bir parti. Şimdi biz de o dönemde yapılan icraatlardan yola çıkmak suretiyle halkımızın, vatandaşımızın tekrar o refah dönemini yaşamasını istiyoruz. O günkü şartlarda en güzel bir şekilde, işte biraz önce söyledik, zamları aldılar. Çiftçi mesela satın alma garantisiyle fındığını sattı, çayını sattı. Yani tahsilat problemi olmadı. Herkes çok memnun, mutlu, mesuttu. Ben de aynı zamanda ticaret yapan bir insan olarak o dönemde mal yetiştiremiyorduk biz. Kesinlikle. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada niye yeniden Refah Partisi'ni kurduk? İşte refah dönemini, o refah ruhunu vatandaşımız, halkımız tekrar yaşasın diye yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Yani yeniden refahın o dönemde yaşanan imkanları, o dönemde yaşanan ruhu tekrar yaşansın diye bu partiyi kurduk. Yani genel başkanımız eğer böyle bir irade ortaya koysaydı, dediğim gibi zaten şu anda biz burada bu toplantıyı yapmamış olurduk. Allah'ın izniyle genel başkanımız, biraz önce başkanımız da çok güzel izah etti. Acaba Erbakan hocamla mı çalışıyorum, Sayın Fatih Erbakan'la mı çalışıyorum diye. Allah genel başkanımızdan razı olsun. Gerçekten de bizim toplum nezdinde mahcup edecek bir şey yapmadı. Bizim önümüze çıktı ve mesela daha önce siyaset yapmış olduğumuz partide bir fikir ayrışması oldu. Yani partinin şu anda bakmış olduğumuz zaman, daha önce siyaset yapmış olduğumuz partiye baktığımız zaman maalesef rota şaşması oldu. Yani bu makas değiştirdi. Makas değiştirdiği için genel başkanımız dedi ki hayır, bu milli görüş değil. Milli görüş böyle olamaz dedi. Yani makam mevki peşinde olan bir genel başkanımız yok. Makam mevki peşinde olan insanlar da değiliz elhamdülillah. Bizim için en güzeli milli görüşçü olmak, bu davanın insanı olmak. Yani siyaset yapmak sadece makam mevki sahibi olmak değildir. Politik davranmak değildir. Bizler bir davanın efendileriyiz, bir davayı temsil ediyoruz. Bu bakımdan Allah'ın izniyle biz yeniden Refah Partisi çatısı altında zaten bu seçimde iktidar olacağız. Yani şu andaki iktidar trene binmiş gidiyor. Abbas yolcu yani. O yüzden bizim AK Parti'ye gitmemiz söz konusu değil. En çok insan bize AK Parti'den geliyor. O bakımdan yani arkadaşlarımızın hepsini kucaklıyoruz biz. Sözünü aldık, tamam. Teşekkür ederiz. Değerli kardeşimizin Afganistan konusundaki açıklamaları üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. Şimdi biz daha dün D8 toplantısını yaptık. İnsanları ayrıştırarak bir yere varmamız mümkün değildi. Zaten İngilizlerin Afganistan'da uyguladıkları politika budur. Hindistan'da da uyguladıkları buydu. Hindistan'da Müslümanlar çok önemli bir düzeydeydi. Fakat ne yaptı İngilizler? O zaman Gandhi biliyorsunuz kitap yayınladı. Swaraj kitabı. Neydi? İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele. Bu mücadele diyordu. Ancak buradaki Hindistan'daki Müslümanlarla birlikte omuz omuza kazanabiliriz. Ve kendisi Hindu olduğu halde bunun şuuruyla hareket ediyordu ve derhal İngilizler o kitabı yasakladılar Hindistan'da. Daha sonra ne yaptılar? Ganj'ın batısı, Ganj'ın doğusu. Ganj Hinduların kutsalıdır biliyorsunuz. Batısı dedikleri Pakistan, doğusu dedikleri Bangladeş. İki devleti böldüler, Müslümanları Hindistan'da iki devlet. Daha sonra bu iki devleti de iki bağımsız devlet haline getirdiler. Dün ben açıklama yaptım. D8 toplantısında da dedim ki Batılılar Berlin duvarını yıkıp birleşirlerken ki aralarında birçok mezhep ve ırk ayrışması olmasına rağmen bir araya geliyorlar Avrupa Birliği adı altında ama bizim aramıza yeni Berlin duvarlarını kurup bizleri içinde hapsediyorlar. Elbette ki herkes ırkını sevmek durumundadır ama biz ırkçılık yapılmasını pek tasvip etmiyoruz. Böyle olduğu zaman bu sefer Müslümanı Müslümana karşı karşıya getirme durumu hasıl olur. Türkiye'de bizzat
yeniden Refah Partisi temsilcisi olarak yaptığım televizyon açıklamalarında bazı tabela partileri, liderleri, ki isimlerini bile açıklamak istemiyorum ve onların açıklamaları Afganları geri göndereceğiz şeklinde ki açıklamalar karşısında yaptığım açıklama Afganistan'dan gelenler Kuzey Batı'dan geliyor ve onlar hepsi Türk aslında ve bunu özellikle vurguladım çünkü Peştunların olduğu bölgedeki Peştunlar biliyorsunuz Pakistan'a gidiyor. Hazaralar da nereye gidiyor? İran'a gidiyor. Ve Türklerin %90'ı burada Zeytinburnu'nda da yaşayanlar hepsi bizim gibi Türk vatandaşıdır ve Türk soyundan geliyor. Ama bunları da dile getiriyoruz ve tek biz bunu da vurguluyoruz. Teşekkür ederiz. Ve biz elbette ki mağdur olan sizleri kucaklamakla mükellefiz. Hiç kimsenin gücü olmaz sizi yeniden buradan koparmaya. Fakat biz şunu önceliyoruz, diyoruz ki Afganistan'da olsun, Suriye'de olsun, Irak'ta olsun eğer ki D8 güçlenecek olursak ve bize destek verecek olursa, parlamentoda olursak sizin sesiniz, nefesiniz olacağız ve sorunları Avrupalıların, İngilizlerin, Amerikalıların, politikaların taşeronluğunu değil, İslam dünyasının lideri pozisyonuyla kendimiz çözmemiz gerektiğine inanıyoruz ve orada yeniden müreffeh olması için adımları atılır. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı genel başkan yardımcılarımıza ve siz değerli STK başkanlarımıza. Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığı adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi toparlanalım burada Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi! Hemen tıkla.